Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir yayın yapma dileğiyle eBay'de, platformda kullanabileceğiniz 10 tane işinize yarayacak yazılım hakkında konuşacağız. Aklınıza takılan, bana çokça özelden sormuş olduğunuz yazılımlarla ilgili bilgileri de bu yayın içerisinde öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca kanala abone olarak da sürekli desteğinizi gösterebilir. Böyle güzel içerikleri ilk önce sizler izleyebilirsiniz. Öncelikle katılan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Bugünün konusu aslında sürekli bana özelden sorulan eBay dropshipping yapıyorsanız hangi yazılımları kullanmalısınız? Hangi yazılımların ne faydaları var? Çünkü çoğu insan yazılımları kullanırken ne amaçla kullanıldığını karıştırıyor. Bazıları ürün araştırma, bazıları depo, bazıları muhasebe, bazıları arka tarafta ürün yükleme yazılımları vesaire vesaire. Hepsi birbirinden farklı çalışıyor. Çoğu arkadaş bunu karıştırıyor. Ben de bu yüzden de sizlerle beraber güzel bir videoda bütün yazılımları, kendi kullandığım tecrübeleri söyleyecek şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Şimdi ilk önce arkadaşlar eBay'de dropshipping yaparken yazılımlar ne işe yarar? Yazılımlar aslında arka tarafta arkadaşlar sizlerin 1 saat, 2 saat yapacağınız işi otomatik bir şekilde 5 dakika, 10 dakika gibi kısa süreler içerisinde, hatta saniyeler içerisinde siz uyurken bile çalışma sağlayacak sistemlerdir. Hemen yeni başlayan arkadaşlara dropshipping'de yazılım kullanmasını önermiyorum. İlk önce sistemin nasıl çalıştığını anladıktan sonra yazılımları kullanabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber dürüst bir şekilde yorum yapacağız. Yayına katılmak isteyen olursa da yayından sonra bunları ayrı bir şekilde konuşuruz arkadaşlar. İlk önce başlayalım. Arkadaşım Nior'un yazılımı arkadaşlar. AutoDS kullanmayı bilen arkadaşlar varsa, içinizde kullanmış olanlar var mı bilmiyorum ama AutoDS yazılımı arkadaşlar ürün araştırma değil, ürün yükleme yazılımıdır. Ürünlerinizi farklı platformlardan alıp bütün bilgilerinizi otomatik bir şekilde eBay'e yüklemenizi sağlar. En son ben bu yazılım hakkında onunla görüştüğümde zaten daha farklı projelerin olduğunu söylüyordu. Üzerinden bir yıl geçti yanlış hatırlamıyorsam. Artık şu an Facebook Marketplace'e ve Shopify'a da ürünlerinizi listeleyebiliyorsunuz eBay'in dışarısında. Bu yazılımın avantajları çok stabil bir şekilde çalışıyor, çok güzel bir şekilde çalışıyor. Fiyatı piyasaya göre biraz diğer yazılımlardan farklı ve biraz daha pahalı. Her nasılsa arka tarafta güzel bir destek sağlıyorlar. Ama şöyle bir durum da var arka tarafta baktığınızda. Bu yazılımı kullandığınız zaman arkadaşlar, diyelim ki Facebook'ta dropshipping yapıyorsunuz. Facebook için ayrı bir para ödeyeceksiniz. Aynı şekilde aynı yazılımı kullanıp eBay'e yüklemeye çalışıyorsanız da yeniden başka bir üyelik oluşturup eBay'de ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Ürünlerinizi genellikle sizin adınıza, sizin için alıp da arzu ettiğiniz takdirde ilerleyen zamanda eBay fatura istediğinde onlardan ürünlerinizi alabileceğiniz için de size ilerleyen zamanda fatura verebiliyor. Güzel yanları şu, onlara kredi kartlarınızdan para ödeyebiliyorsunuz ve onlar sizin için otomatik bir şekilde ürünlerini sipariş geldiğinde müşterinize gönderebiliyor. Sistem şöyle çalışıyor, siz onların hesabına diyelim ki 100 pound yüklüyorsunuz, 100 dolar, 200 dolar neyse. Onlar sipariş geldiği zaman sizin bakiyenizden düşüyor ve o parayı da almış olduğu ürünü otomatik olarak müşterinize gönderiyor. Kullanmalı mısınız? Ben kullandım, şahsen şu an kullanmıyorum. Her nasılsa gerçekten güzel ve çok işinize yarayacak bir yazılım arkadaşlar dedikten sonra gelelim ikinci ürün araştırmasına. Bakalım sıradaki yazılımımız neymiş. Çok tabii ki avantajları var, dezavantajları var ama dediğim gibi burada başlangıç fiyatı da 7.99 dolarmış. Bence fena değil. Ne kadar daha fazla yüklerseniz fiyat artıyor. Şu an 16.79 yeni başlayan dropçular için profesyonel dropshipping planı 151 dolar aylık bunlar arkadaşlar ve normal standart planda junior dropshipping olarak 23.99 pound ve yanlış bilmiyorsam sanırsam 7 günlükte ücretsiz bir deneme sürümü sağlıyor. Shopify'da ücretsiz ürünlerinizi başlangıçta yükleyebiliyorsunuz. Başka bakıyorum burada güzel şeyleri var mı? Yok. Peki, ikinci yazılımımız arkadaşlar PriceYak. Bu arada herkese selam arkadaşlar, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizler için, yayına yeni gelen arkadaşlar için kullanmanız gereken eBay'de 10 tane yazılımı inceliyoruz ve onlar hakkında bilgi veriyorum arkadaşlar.
Price Yak'ı ben şahsen kendim kullanmadım. Yaklaşık 11 seneden beri çalışan bir yazılım bu. Amazon, Walmart, Costco ve AliExpress gibi platformlarda ürünlerinizi listeliyor. Ve hızlı bir şekilde bütün fiyatlarını, bütün fotoğraflarını ve detaylı bilgileri alıp sizin eBay dükkanlarınıza çok kısa bir süre içerisinde yüklemenizi sağlıyor arkadaşlar. Ve arka taraftan da kargo takip numarasını da sipariş çıktığı için sisteme yüklediği için bir de ayrıyetten kargo takip numarası koymanıza gerek yok. O yüzden bilginiz olsun arkadaşlar. Ücretsiz listelim hakkı veriyor. Stok durumunuzu kontrol ediyor. Fiyatlandırmaya gelince de ilk 100 tane ürününüz ücretsiz. Ondan sonraki ürünler arkadaşlar otomatik olarak sanırsam 10 dolar gibi bir parayı alıyor. Yani fena değil bence fiyatlandırması. Ürünlerinizi listelemenize, ürünlerinizi tekrar fiyatlandırmasına ve otomatik olarak sipariş geldiğinde siparişlerinizi göndermenize sebep oluyor. Yani kullanmalı mısınız? Fena değil. Bunun dışarısında size sunduğu başka şeyler var mı? Yok. Peki. Üçüncü yazılımımız arkadaşlar PriceFox. PriceFox'u yanlış hatırlamıyorsam ben eskilerden kullanmıştım deneme amaçlı. Bu arada herkes tekrardan selam Mustafa, hoş geldin. Dediğim gibi arkadaşlar bilmeniz gereken eBay'deki bütün kullanmanız gereken yazılımları sizlere kendi yorumuma göre anlatıyorum. O yüzden sizlerin de sorusu varsa bu 10 tane yazılım şeyi bittikten sonra yayına katılıp sorunuzu sorabilirsiniz. Peki PriceFox yazılımı arkadaşlar, ürünleriniz aynı şekilde eBay'den farklı platformlara yüklemeye çalıştığınızda ürünlerinizin kargo fiyatlarını, ürün fiyatlarını ve diğer fiyatları otomatik olarak değiştirmenizi sağlayacak bir yazılım. 500'den fazla tedarikçiyle çalışıyor arkadaşlar. İyi yanı şu, örnek veriyorum, sizler bir ürün dükkanınıza ürün istediyorsunuz ve sizin için çalışan bir virtual asistan var. Bu virtual asistan onu oluşturduğunuz bilgilerle sisteme girebiliyor ve o bilgilerle sizin adınıza ürün listelemesi yapabiliyor. Ayrıca rekabet olarak satıcıların, diğer satıcıların da bilgilerine yazılımla ulaşabiliyorsunuz ki bu çok güzel bir şey. Sisteme API olarak bağlanıyor. eBay yeni başlayan satıcıların API şeklinde bağlanmasını çok sevmiyor. O yüzden çoğu arkadaşın hesabı kapanıyor. Benim her zaman önerim non-IP yeni başlayan arkadaşlar için. Sizlere tavsiyem de eğer yeni başladıysanız kesinlikle hesabınızı API bir yazılıma bağlamayın. Çok neden olduğunu ben detaylı şekilde anlattım ama size kalmış. Ve son olarak da arkadaşlar extension aracılığıyla da ürünlerinizi listeleyebiliyorsunuz. Size bunu da sağlıyor. Fiyatlandırmaya gelince de yanlış bilmiyorsam 150 tane ürün listelemeye de sizler arkadaşlar 14.99 dolar gibi bir para alıyor. Ücretsiz olarak deneme yapabiliyorsunuz PriceFox'ta. Ve genellikle fiyatları çok daha uygun olan ürünleri çıkartıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz PriceFox hakkında? 3 günde ücretsiz deneme sürümü var ve aynı şekilde ödemelerinizi sadece PayPal'la yapabiliyorsunuz. Bu Türkiye'de çalışan insanlar için, bu işi yapan insanlar için çok da sıcak değil. DSM Tool. DSM Tool arkadaşlar benim zamanımdan gelen bir yazılım. Şeylerini de tanıyorum. Öyle birebir muhabbetim yok onlarla ama bayağıdan beri içtenleştiyiz çünkü ikimizin de YouTube kanalı aynı konuları çekiyor, aynı videoları çekiyor. DSM Tool arkadaşlar bayağı eskiden beri çalışıyor ve Kanada, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avustralya ve İspanya marketlerinde satış yapıyorsanız size bu desteği de sağlıyor. Bazı bilgileri kendi sayfalarımdan bakıyorum ki yanlış bilgi aktarmamak için. Çünkü ben bu yazılımları kullandım. Fakat benim şu an en sonunda kendi yazılımın ne olduğunu anlatacağım. Ondan sonra detaylı olarak anlatacağım için de çok fazla yanlış bilgi vermek istemiyorum. Çünkü ben yazılımı kullanmasını biliyorum. Yazılımı yapmadığım için hangi marketlerde çok çalıştığında detaylı bakmadım. DSM Tool da aynı şekilde API sistemi sağlıyor arkadaşlar sizlere. Ve artık Facebook'ta da ürünlerinizi listelebiliyor. Ayrıca İngilizce, İbranice, Arapça, Rusça, Yunanca ve İspanyolca gibi sizlere dil seçeneği sağlıyor. Bilmiyorum ne kadar işinize yarar ama gerçekten güzel bir şey. DSM Tool'un aslında arkadaşlar 50'den fazla tedarikçi listesi var. Fena değil bence yani diğer şeylere göre. Sürekli olarak fiyatlarınız değiştiğinde başka platformlarda otomatik olarak onlar da 30 dakika içerisinde yanlış bilmiyorsam ürünlerinizi sistemde yeniliyor. Çoğu arkadaş bazen problem yaşıyor. Yazılım kullanırken diyor ki benim fiyatım orada değişti ama şimdi burada geç değişmedi. Sebebi şu,
Bunlar belirli aralıklarla eBay'e CSV file atıyorlar. Ve bu ortalama olarak 30 ile 90 dakika oluyor. Ve o süre içerisinde fiyat değiştiyse arkadaşlar, açıkçası çok da eBay'in ya da diğer platformun yapacağı bir şey yok. Çünkü çok sık gönderirse hesabınızın kapanmasına sebep olur. O yüzden bunların eBay tarafından istenilen bir aralığı var. Bunu da yazılım firmaları kendilerine göre ayarlıyor. Tekli bir şekilde, ve bu çok iyi bir şey, toplu bir şekilde yani bulk olarak da bir anda 10.000 tane ürünü 30 saniye içerisinde eBay dükkanınıza yükleyebilirsiniz. Yapmayın hesabınız eski ise, fakat çok işinize yarıyor. Ürünlerinizi listelerken SEO optimizing yapmanızı sağlıyor ve son olarak da yine virtual assistant işlemi yaparken de arkadaşlar, ürünlerinizi kargo takip numarası ekleyerek otomatik siparişte müşterinize gönderebiliyor. Bu ne demek oluyor? Siz ürünü listelediniz, yattınız, sipariş geldi, sistem kredi kartınızdan parayı çekiyor, toptancının sitesine gidiyor, toptancının sitesinden ürün alıyor, otomatik olarak sizin müşterinizin adres bilgilerini koyuyor, alıp müşterinize gönderiyor. Siz uyandığınızda bir bakıyorsunuz, 500 pound, 100 bin pound artık ne kadarlık satış yaptıysanız bunu kazanmışsınız. Çok işinize yarayacaktır arkadaşlar, emin olun bu yayın sizin için çok faydalı bir yayın. O yüzden lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun. Ve desteklerinizi bize eksirdemeyin. Diğer arkadaşlarınızla paylaşın ki onların da işine yarasın. Fiyatlandırmasına gelince arkadaşlar, yanlış bilmiyorsam 19.97 dolar olarak yazıyor. Yıllık plan için, aylık yaparsanız da 24.97'ye geliyor. Ama bunlar biliyorsunuz şöyle çalışıyor. Örnek veriyorum, birlen 100 tane ürün yüklerseniz 24 ya da 25 pound ödüyorsunuz. Sonra işte 150 ile 500 ürün arası yüklerseniz de sizden aşağı yukarı 100 dolara yakın bir para alıyor. Her zaman da canlı chatten destek alabilirsiniz. Bence güzel bir yazılım. Denemenizde fayda var. Benim açıkçası beğendiğim ürünlerden ve yazılımlardan bir tanesi. EasySign, bu EasySign arkadaşlar benimle görüşmüştü, sanırsam sahibi Morokkoluydu. Bayağı bir uzun bir toplantı yapmıştık, onlarla beraber çalışacaktık yıllar önce. Bence piyasada çok elverişli ve gerçekten çok işinize yarayacak bir yazılım. İnanın bence çok iyi arkadaşlar. Bayağı da zaten 6800 kullanıcıdan 4 ile 5 arası bir yorum almış. Ve çocuk gerçekten, ben çocukla konuştuğumda çocuk bu işi gerçekten biliyor. Yani bilgili. İlk defa böyle çok uzun zamandan beri kimle, biliyorsunuz biz bu YouTube'da bu işi yapan satıcılarla ben sürekli görüşüyorum. Bütün yazılım sahipleriyle, benim de yazılımım var çünkü. Hani kendi düşüncelerimizi anlatıyoruz. Problem olduğu zaman aramızda çözmeye çalışıyoruz. Bazen telefonlaşıyoruz, bazen mesajlaşıyoruz, bazen mailleşiyoruz. Ve bir saatlik ve 1,5 saat gibi bir meetingden sonra inanılmaz derecede ilk defa gerçekten neredeyse benim kadar bilen, belki benden daha çok biliyor onu da bilemem, fakat doyum şeklinde çok güzel bir eBay hakkında konuştuğum insanlardan bir tanesiydi. Çok güzel bir yazılım yapmış ve her şeyi yapıyor arkadaşlar neredeyse. Toptancıları bile kendilerini bulmuşlar ve ücretsiz olarak ürün listeleyebiliyorsunuz, ürünlerde para iadesi alabiliyorsunuz. eBay'de müşteri yazdığı zaman yazılımdan otomatik olarak müşteriye mesaj atabiliyorsunuz arkadaşlar. Rakiplerinizi görüp onlara göre fiyatlandırma yapabiliyorsunuz. Amazon, AliExpress, Walmart gibi ürünlerinizi API sisteminde eBay dükkanlarınızı bağlayabiliyorsunuz. Ve otomatik olarak siparişlerinizi gönderebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir yazılım. Listeleme başına 0.04 dolar yani cent sizden alıyor. Çok daha detaylı bilgi için arkadaşlar, arzu ettiğiniz takdirde yazılıma detaylı şekilde bakabilirsiniz. Bence gerçekten güzel bir ürün. 10 günlük de deneme, ücretsiz sürümü var. EasySync olarak yazıyor Mehmet. Yani Edirne, Adana, Samsun, Yozgat, Niğde, Ceyhan olarak yazarsan karşına çıkar. Okay, Black User. Özür dilerim, Blacklister. Blacklister arkadaşlar, bu yazılımı ben daha önce kullanmadım. Kullanmadığım için onların açıklamalarından sizlere birkaç bilgi vereceğim. Şimdi ortalama olarak 1000'den fazla kullanıcısı var ki bence bu güzel bir istatistik. Ve Chrome eklentisiyle çalışıyor. Yani normal software üzerinden değil, Chrome üzerinden çalışıyor. Bayağı da güzel bir şey yapıyor. 150'den fazla toptancı listesiyle çalışıyor. Yani bu ne demek? Siz ürünlerinizi sırf Amazon'dan değil 150 tane farklı platformdan yükleyebileceksiniz sadece bir yere bağlı kalmadan. Sanal asistana giriş yapma özelliği de veriyor. Çoğu yazılımlar artık bunu yapıyor. Ürünlerinizin fotoğraflarını kolaj şeklinde düzenleyebiliyorsunuz ki bence bu işin çok büyük bir handikapı. Kesinlikle bunu yapmanız lazım. Anahtar kelimeleri bulmanızı sağlıyor ki eBay'de algoritmasında, Kazini'de size en üst sıraya çıkarmanız için inanılmaz derecede taktikler yapıyor. Çoğu insan soruyor, ben aynı ürünü senin dükkanına girip listeliyorum.
alıyorum. Ben de hiç ürün görüntülenme almıyor. Sen de şu kadar ürün görüntülenme alıyor. Kaçırdığı şey şu. SEO optimizing. Yani ben algoritmada en çok aratılan kelimeleri bulup başlığa eklerken o sadece Amazon'dan ya da bilmem X platformdan bulduğu ürünü listelediği için çok da farklı bir şey olmuyor. Ayrıca fiyatlandırma olarak da arkadaşlar sizlere %30 kayıt için ücretsiz %30 bir indirim sağlıyor. Bilginiz olsun. İlk ay boyunca. Peki gelelim 7. ürünü arkadaşlar. eBay Title Optimizer. Optimizer benim İngilizceme. Kaç seneden beri İngilizce'de yaşıyorum. İngiltere konuştuğum şeye bak. Her neyse. Ürünlerinizin başlıklarınızı düzeltebilecek arkadaşlar. Optimizer sistemi. Başlıklarınızı en çok algoritmada insanlar ne arıyorsa sizlerin karşısına çıkartıyor. Ve diyor ki bu kelime şu şekilde en çok aranıyor. Ve bu kelime bu sebepten dolayı çok sattı. Ve siz algoritmada koyduğunuz başlıkları bu kelimelerle değiştirirseniz işte çok büyük sonuçlar alacaksınız. Bazen Amazon'da bile en yukarıdaki sıralarda alacaksınız arkadaşlar. Sorun değil Veysel. Her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Müsait oldukça cevap vermeye çalışıyorum sizlere zaten. Selfrex aslında bence Amazon'dan eBay dropshipping'e odaklanan çok büyük bir yazılım arkadaşlar. Bu yazılım bayağı eski bir yazılım benim bildiğim kadarıyla. Yani şey olarak ben çünkü çok eskiden beri görüyordum. Şahsen kullandım birkaç kere. Selfrex inanılmaz derecede güzel bloglar yazıyor. Bence çok başarılı bir internet sayfası var. Ürün araştırmanızı sağlıyor. Ürününüzü bulmayı sağlıyor. Ve bununla beraber de bulduğunuz ürünü Amazon'dan alıp eBay'e yüklemenizi sağlıyor. Geçen gün bir YouTube videosunda denk geldim. Bir tane 20'li yaşlarda bir genç arkadaşımız 3 tane eBay hesabı açmış Amerika'da ve 3 tane bu eBay hesabından sadece Amazon'dan işlem yapıyor. Sadece toptancısı Amazon, hatta hesabını da açtı, gösterdi ve tam bu sene içerisinde 3 hesaptan 1 milyon dolar yapmış. Gerçekten tebrik ederim. Amazon'dan yapmak o kadar kolay değil çünkü. Ve otomatik olarak sisteme bağlamış ve inanılmaz derecede az ürünler yükleyerek yani 150 tane falan listelemesi var bir hesapta. 1 milyona ulaşmış, helal olsun. Yani gerçekten o yaşına rağmen bu kadar güzel girişimci olması da beni de çok mutlu etti. İnşallah sizler de onlardan biri olursunuz arkadaşlar. Yani çoğu arkadaş diyor Amazon'dan eBay artık dropshipping yapılmıyor. Yapan adam 1 milyon yapmış. Ben de Amazon'dan yapıyorum. Sırf Amazon ağırlıklı değil ama kritik ürünlerimi Amazon'dan gönderiyorum. Dediğim gibi otomatik olarak ürünlerinizi fiyatlandırmasını sağlıyor. Bu ne demek? Diyelim ki Amazon'da fiyat 50 pound mı oldu? Sizin dükkanınızda da işte 70 pound oluyor. Kar marjına göre hesaplıyor. Ürün stokta mı bitti Amazon'da? Hemen o da sizin adınız arkadaşlar. Ürününüzü eBay'de stokta bitiriyor. Bunun gibi bütün şeyleri yapıyor ve ayrıca de şöyle bir güzelliği var. Amazon'da bazen hediye kuponları çıkıyor. Bu kuponlarla beraber aldığınız zaman 100 pound alacağınız ürün 90 pound'a düşüyor. Ve böylelikle sizler bu ürünü 100 pound almak yerine 90 pound alıyorsunuz. Amazon gift kartlarıyla vesaire vesaire. Çok işinize yarar ama doğru bir şekilde kullandığınız takdirde. Evet. Onun dışarısında başka yazılım kaldı mı? Bakalım hangi yazılım varmış. Okey. Dropshipping Beast var arkadaşlar. Dropshipping Beast. Yanlış hatırlamıyorsam Mark'ın şeyi, ben hatta geçen bunu şeyle de konuşmuştum bayağı bir detaylı arkadaşımla. Dropshipping biz eskiden bayağı bir iş yapıyordu. Mark yaklaşık 4-5 sene önce YouTube'da bayağı video çekiyordu. Hala çekiyor mu? Bu aralar biraz daha şeyle ilgili yazılım videolar çekiyor. Yani drop'tan ziyade yine drop'u gösteriyor ama farklı içerikler üretiyor. Yani çok da böyle nasıl yapıldığına dair değil de bu işi yapanların sonuçlarını göstermeye odaklı çektiği için onun yazılımı diye hatırlıyorum ben bu yazılımda. Bu yazılım bayağı güzel işler yapıyor. Ürünlerinizi fiyatlandırıyor, stoğunuzu kontrol etmenizi sağlıyor, fiyat değiştirmenizi ve müşteriye mesaj atmanızı sağlıyor. Ayrıca başlıklarınızı değiştiriyor. Chrome extension'ı aracılığıyla da ürünleriniz sipariş gelirse otomatik olarak göndermeye başlıyor. Ve ortalama olarak da 2 haftada 200 tane ürüne kadar da ücretsiz listelemizi sağlıyor arkadaşlar. Bence güzel, fiyatı uygun da ama bir ara bu yazılımla ilgili bir sorunlar oldu diye arkadaşım söyledi bana. Jake'in YouTube kanalı var arkadaşlar. Kesinlikle takip edin. Şeyini hatırlamıyorum. Jake eBay yazarsanız büyük ihtimal karşınıza çıkar. Çok güzel. Şu an YouTube'da eBay ile alakalı video çekmiyor ama çok güzel. Daha önce videoları vardı. Becky'nin de öyle aynı şekilde.
Kesinlikle eğer İngilizce biliyorsanız tavsiye etmenizi söylerim. Benim yazılımım Hustle Godfrey'li arkadaşlar. Benim dediğime bakmayın. Benim yazılım değil bu arada. Arkadaşımın yazılımı yine. Onlar da İspanyalı. Zaten bu yazılımı ya Bulgaristanlar yapıyor, ya İspanyollar yapıyor, ya Türkler yapıyor, ya İsrailliler yapıyor, ya da başka kalmadı herhalde ya. Benim tanıdıklarımın bütün yazılım sahipleri bu ülkeden arkadaşlar. Ha bir de Morocco var da o bir tane benim sadece tanıdığım. Dediğim gibi Hustle Got Real. Hustle Got Real ne yapıyor arkadaşlar? Bence piyasada fiyat ve İngiltere marketinde şey olarak ürün listeleme olarak başlangıç için en güzel offer sunan Hustle Got Real. Neden? Şimdi Hustle Got Real bir kere ilk defa başlayanlar için 10 tane ürün ücretsiz listelemenize izin veriyor. Bu çok ama çok iyi. İkincisi, ürünlerinizi otomatik olarak yükleyebiliyor, fiyat takibi yapabiliyor, ürün araştırması ve başlık tamamlamanızı sağlıyor ve son olarak da siparişlerinizi otomatik olarak göndermenizi sağlıyor. Üçüncüsü, Amazon, Shopify ve eBay gibi 3 platforma farklı farklı para ödemeden hepsini bir platform adı altında listeleme yapmanızı sağlıyor ki bence işin en güzel şeyi bu. Çünkü insanlar yazılımlara her yazılıma 100'er pound verdiğinizi düşünürseniz ay sonunda 300 pound sadece yazılıma para veriyorsunuz. Kazanırsanız verirsiniz. Ben kazanıyorum, veriyorum. Her nasılsa ben Hustle Got Real'ı kullanarak herhangi bir şekilde hiç bunlara bir para vermeden ayrı bir şekilde sadece bir şeyden hesabımı yönetiyorum. Ne olduğunu görebiliyorum. Müşteriye mesaj atabiliyorum. Ayrıca hem IP hem non-IP seçeneği var ki bu çok güzel bir şey. Yani non-IP'yi kullanabilirsiniz ki hesabınıza zarar gelmesin diye. Ayrıca son olarak da açıkçası Hustle Got Real'la ben uzun zamandan beri çalışıyorum arkadaşlar. Herhalde 3 yılı devirdik. Daha da fazla olabilir. Ben bugüne kadar ne olduysa hatta dünden önceki gün bile bana mesaj attılar, mail attılar. Yeni özellikleri gelmiş. Onun bilgisini verdiler. Yani çok dostlar İspanya ağırlıklı bir şirket. Şirketin sahibi burada okuyordu ve buradan sonra İspanya'ya taşındı. İspanya'dan da bu işi kendisi yaptığı için yazılım sistemine döktü. Bence piyasada kullanabileceğiniz 10 tane ele avuca gelecek yazılım bu. Son olarak bonus verelim. Bonus da şu arkadaşlar. Bu yazılımların en eskisi. Yani ta bu yazılımlar neredeyse hiçbiri yokken sistemde kullanabileceğiniz yazılımlardan bir tanesi. Ama bu yazılımı çok da tavsiye etmek istemiyorum. Çünkü herkes bana soru soruyor ondan sonra o yazılımla ilgili. Çok büyük, çok kapsamlı eğitim içerisinde paylaştım. Onu da oradan eğer katılıp izlerseniz nasıl kurulacağını, nasıl yapılacağını izleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi bu dersten, Gamze hoş geldin, merhaba, teşekkür ederim. Şimdi bu yazılımdan almanız ya da öğrenmeniz gereken şeyler ne? İlk tips. Arkadaşlar kullanabileceğiniz en iyi yazılım İngiltere marketi için bence benim kendi bütün deneyimlere baktığımda Hustle Got Real. İngiltere marketi için çünkü sizlere neredeyse 300'den fazla toptancı sağlıyor. Çok güzel bir müşteri hizmetleri var ve çok stabil çalışıyor ve bütçe yararlı olan yeni başlayan arkadaşlar için Amazon, eBay ya da Shopify yapıyorsanız hepsini bir platformdan yönetebileceğiniz bir yazılım. Amerika'da eBay dropshipping yapıyorsanız yine Hustle Got Real'ı kullanabilirsiniz. Bence çok ideal. Hatta Hustle Got Real'ın size 10 tane farklı hesap ekleme lüksü var. Yani bu çok güzel bir şey. Ne demek bu? Bir yazılım kullanarak 10 tane hesabınızı ekleyebiliyorsunuz. Ben bütün diğer hesaplarım mesela sırayla geçiyorum. Böylelikle hesapların birbirine link olmuyor. Link olmadığı için de arkadaşlar bir bilgisayardan 10 tane, 20 tane hesabınızı idare edebiliyorsunuz. Amerika marketinde arkadaşlar önerebileceğim AutoDS olabilir. Aynı şekilde çünkü biraz daha stabil çalışıyor Amerika marketine odaklı olduğu için tavsiye ederim. Onun dışarısında yani tercih sizin. İkisini de kullanabiliyorsunuz ama şey olarak baktığınızda bence Hustle Got Real piyasada alabileceğiniz fiyat ve performans bakımından kullanabileceğiniz en iyi yazılım. Bu tamamen benim kendi yıllardan beri hepsini kullandıktan sonraki tecrübem arkadaşlar. Peki yazılım kullanmalı mısınız, kullanmamalı mısınız? Sorunun cevabı sizde. Ne demek bu? Yazılım sizin ürünleriniz artık 30 tane
ürünün üzerine çıkıyorsa artık her gün teker teker takip edemeyeceğiniz için sistemi arkadaşlar otomatik hale getirmeniz gerekiyor. O yüzden bu yazılımlar işinize yarayacaktır. Almanya marketi için baktığında açıkçası Hasselgottrüel Almanya marketiyle de çalışıyor, İspanya ile de çalışıyor, Fransa ile de çalışıyor, yanlış bilmiyorsam İtalya ile de çalışıyor. Sadece toptancı sayısı biraz azalmış. Her nasılsa toptancınız varsa ve yazılımı kullanmak istiyorsanız arkadaşlar Hasselgottrüel'e mesaj atın. Deyin ki benim toptancım bu. Bunu sisteme entegre eder misin? Yanlış bilmiyorsam 100 dolar para ödedikten sonra sizlerin için sizin özel toptancınızı arkadaşlar sisteme katabiliyor. Yani bu çok güzel bir şey. Yazılımları kullanırken IP ve non-IP nedir? Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Arkadaşlar yazılım sistemi şöyle çalışır. Bilmiyorum teknik bilgi vermeden anlatmaya çalışacağım mümkün mertebe ama şimdi yazılım sisteminde IP demek sistemdeki bütün bilgilerinizi eBay'den alıp farklı bir üçüncü kişiye devretmeniz ve bu devretim aramacıyla da sizin adınıza sisteme ürün yüklemesine izin vermeniz demek. Yani böylelikle bu yazılımlar sizlerin bütün bilgilerinize ulaşıyor. Hemen hemen tabii ki orada size açıklıyor, diyor ki şu bilgiye ulaşacağız, izin veriyor musunuz vesaire vesaire. Şimdi IP'yi bağladığınız zaman eBay'in developer bölümüne geldiğinizde API anlaşmasında, API politikalarında diyor ki üçüncü parti bir yanlış hatırlamıyorsam 21A'ya özel olan formda yazıyordu. Yanlış bilmiyorsam, hatırlamıyorsam biliyorum nerede olduğunu ama şeyi unuttum numarasını. Diyor ki API yazılımlar eBay'de kullanılabilir. Her nasılsa bu API yazılımından dolayı olacak bütün şeyler sizin hesabınızda sizin sorumluluğunuza ait olacaktır. Ne demek bu? Örnek veriyorum, yanlışlıkla bir tuşa bastınız. Sizin yazılım bir anda 100 tane ürün yükledi yepyeni eBay hesabınıza. eBay çat diye hesabınızı kapatır. Siz de gün sonunda şunu diyemezsiniz. Ben bilmiyordum hesabıma böyle ürün listeleneceğini. Ya da sırt bırt ürünlerin fiyatları değiştiği zaman eBay algoritmasına mesaj atacak sürekli. Ve bu sebepten dolayı doğacak şeylerden eBay hesabınız sıkıntıya girebilir. Non-IP nedir? Non-IP sistemi biraz daha farklı çalışır. Nasıl? Bence çok akıllıca. Bakın yıllar önce yazılımlar yokken insanlar şöyle listeleme yapıyordu. Normal bir eBay'in CSV file formatı var. Bu formatta arkadaşlar ürünlerin başlığı, ürünlerin fotoğrafları, ürünlerin linkleri, ürünlerin açıklamaları, ürünlerin başlıkları, ürünlerin bilmem bir şey böyle gidiyor. Yaklaşık belki 100 tane böyle bir format var. Sizler bu formata eBay'in istediği bilgileri sırayla girersiniz. Sonra bu CSV dosyasını arkadaşlar eBay'in file exchange bölümünden yüklersiniz ve otomatikman fiyatlar her şey otomatik olarak bir 10 dakika içerisinde dosyayla eBay'e yüklenir. Şimdi bunu siz non-IP yazılımla yaptığınız zaman yazılımlar bunu bu şekilde yapıyor. Bu ne işe yarıyor? Sebebi şu. Şimdi ben sizin bilgisayarınıza ben kendi bilgisayarımdan girsem eBay direkt algoritmada diyecek ki bu bilgisayarla bu bilgisayardaki hesaplar birbirine girdi, aynı oldu ve bu adamın hesabı kapalıysa öteki hesap da kapatılsın diyecek. Ve böylelikle bizi yakalayacak arkadaşlar. Ayrıca bu problem bizim hesaplarımızın kapanmasına sebep olacak. Her nasılsa biz non-IP kullanırsak CSV file üzerinden yüklediğimiz için yazılımdaki o ürünleri hiçbir şekilde eBay ürünün nereden listelendiğini görmeyecek. Yani böylelikle non-IP yazılım kullandığınızda sistem kullandığınız bilgisayar üzerinden yükleniyor görecek. Bu çok akıllıca bir taktik. Bu yazılım yani bu sistemi bulan arkadaşlar için çok teşekkür ederiz. Bence süperdi. Onun dışarısında yazılım sürecini geçtikten sonra ne zaman bu yazılımları satın almalısınız ya da ne zaman hangi yazılımın sizin için doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Ben tekrar diyorum hepsini denemekte özgürsünüz. Çoğunun zaten ücretsiz şeyi var. Fakat şunu unutmayın. Siz bunu farkına varmadan hesaplarınız bazen otomatik olarak API sistemiyle bağlanmış olabiliyor. Bunun için eBay'de ayarlar bölümüne girmeniz gerekiyor. Ayarlar bölümünden linklenmiş eBay hesaplarını ya da yazılım hesaplarını kaldırmanız gerekiyor. Revoke yapmanız gerekiyor ki böylelikle arkadaşlar eBay hesabınızda bağlanmış olan yazılımları görmeden siz hemen onları kaldırabilirsiniz. Çünkü eBay size bunu gördüğünde sen yeni hesapsın. Neden hesabına drop yapan bir yazılımı bağladın diye sorduğunda bir şey diyemeyeceksin. Zaten eBay böyle sormayacaktır. Büyük ihtimal size MC011 ya da MC13 gibi 013 gibi ya da farklı formatlarda MC999 gibi şeyler atacaktır. Kısıtlamalar atılacaktır. Son olarak SEO ile ilgili başlıklama ile ilgili soru sormuşsunuz. Açık bir şekilde anlatayım. Kullandığınız bazı yazılımlar, eğer yazılım kullanmak istemiyorsanız ücretsiz olarak Google Keywords, AdSplanner ya da herhangi bir şekilde
ki Title Builder gibi ücretsiz internet sayfalarına ürünün ne satacağınızın başlığını, ana kelimesini yazarsanız, onlar size internette, Google'da en çok aranan ve müşterilerin bu kelimelerle satış yaptığı bilgilerini verecek. Örnek veriyorum, diyelim ki hayvanlarla ilgili bir şey satacaksınız ve başlığınız hayvan kafesi olsun. Oraya pet yazacaksınız arkadaşlar. Pet yazdığınız zaman şöyle gelecek. Size petle ilgili satılmış olan bütün kelimeleri gösterecek. Diyecek ki insanlar pet supplier kelimesini kullanarak 70 kere alışveriş yaptı. İnsanlar örnek veriyorum pet bed yani köpek yatağı ya da hayvan yatağını kullanarak 100 tane alışveriş yaptı. Bu ne demek? Algoritmada Google bu kelimeleri en yukarıya çıkartıyor. Ve yukarı çıkardığı için insanlar pet yazdığında Google algoritması direkt pet beti çıkartıyor karşına. Bunu ne yapmanız gerekiyor? Google en yukarı çıkartıyorsa sizin de bu kelimeleri kullanmanız lazım. Neden biz diğer satıcılardan daha fazla satış yapıyoruz? Çünkü eBay Cassini. Cassini nedir diye bilmeyen arkadaşlar ben farklı videoda açıklarım. Fakat eBay'in algoritma sistemidir. Bu algoritma sistemi arkadaşlar bildiğiniz takdirde eBay'de satış yapamamanız mümkün değil. Çünkü eBay'de bir diğer yazılım firmaları gibi ya da diğer platformlar gibi bir algoritmadan çalışıyor. Ve algoritmanın YouTube'un, Instagram'ın, TikTok'un ve diğer bütün platformların bir algoritması vardır. Sizler bu algoritmanın nasıl çalıştığını bilirseniz bu platformda başarısız olma gibi bir durumunuz söz konusu. Son olarak her şeyden önce bakın e-ticaret platformu her geçen gün büyüyor. Umutsuzluğa kapılarak kesinlikle ve kesinlikle bu platformda para kazanamam, başaramam, param yok, benim zamanım yok, benim o kadar bilgim yok, benim yanımda destek veren birisi yok gibi gibi söylemleri kendinize geliyorsa lütfen sizden ricam. Bir dakika ama bir dakika bu şeylere sadece durun deyin. Kağıdı elinize alın. Neyi sahip olamadığınızı değil, neye sahip olduğunuza odaklanın. Neyiniz var? Eliniz ayağınız var. Neyiniz var? Bilgisayarınız var. Neyiniz var? İnternetiniz var. Neyiniz var? Bilgisayarınız ya da telefonunuz ya da tabletiniz var. Neyiniz var? Öğrenebileceğiniz ücretsiz internet kaynakları var. YouTube, kitaplar, e-kitaplar, kütüphaneler vesaire gibi ulaşabileceğiniz ücretsiz şeyler. Ki ayrıca bu Instagram'dan da beni takip ederseniz ayrıca Okyanus Akın Yılmaz'dan böyle güzel içerikleri sizler için sürekli çekiyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar sizler de gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde yaptığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Gün sonunda sizler de bu ticarette başlayarak ufak denemelerle başarıya ulaşacaksınız. Unutmayın, size bir hikaye anlatmama izin verin. En başlarda, yıllar önce ben şirketimi kurduğumda, ki benim bu kaçıncı şirketim bu arada onu da söyleyeyim. Şirketim kurduğumda arkadaşlar ben belki aşağı yukarı bir yıl gibi bir süre kendi cebimden harcayarak hem de başka işlerde part time olarak çalışarak şirketimi kurdum. Ve bu süre içerisinde ben de çok satış yaparken arka tarafta şirketimde bazı şeylerin doğru gitmediğini düşündüm. Ve gerçekten ben bu işin doğru bir şekilde çalışacağını düşünmüyordum. Yani düşünmüyordum kastım şu insan şunu düşünüyor. Diyor ki o kadar para kazanılmıyor. O kadar gerçekten şey yok. O kadar başarılı olamadım. Bu ürün satmadı. Hesap kapandı vesaire vesaire gibi. Bunlar herkesin başına gelecek şeyler. Ben buraya nasıl geldiysem, buraya ulaşmak isteyen ve benden önceki olan insanlar da aynı süreçten gelecek. Yani o yüzden lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Eğer şu an satış yapamıyorsanız sizin bir suçunuz değil ya da hiçbir şey yanlış gitmiyor. Sadece öğreniyorsunuz. Bugün tohum ekiyorsunuz, yarın şu an benim yaptığım gibi topluyorsunuz. O yüzden bu sistem böyle çalışıyor. Çoğu arkadaş, genellikle YouTube platformunda bunları bir anda size milyoner edecek sistem gibi anlattığı için sizler eBay hesabını açır açmaz hemen milyon bekliyorsunuz. Üzgünüm. Bu iş modeli, özellikle dropshipping iş modeli arkadaşlar gerçekten emek ve bilgi isteyerek sizin her gün düzenli bir şekilde ürünlerinizi listeleyip, ürünlerinizi araştırıp para kazanacağınız bir iş modeli. Tek avantajı şu, ürünlerinizi stoksuz olarak satış yaptığınız için cebinizden bir kuruş para bile vermeden herhangi bir şekilde ürünlerinizi risk olmadan yani ürünleri satın almadan listeleyebildiğiniz için eğer ürün satın almazsa elinizde patlamıyor. Ve böylelikle dünyanın her yerine ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Siz şu sistemi biliyor musunuz? Bakın o kadar akıllıca bir sistem ki arkadaşlar siz farkına varmadan belki sizin için binlerce insanı çalıştırıyorsunuz. Siz AliExpress'ten bir ürün alıyorsunuz, parayı da almıyorsunuz, sanki fotoğraftan indiriyorsunuz, eBay'e yüklüyorsunuz. Bu örnek sadece bu arada. Ürününüzü listeliyorsunuz ve müşteri geliyor sizden 50 pound'da bulduğunuz ürünü
500 pound alıyor. 450 pound kar ediyorsunuz evde. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi ne yapacaksınız? Yapacağınız şeyi söyleyeyim mi? Siz belki tek başına bilgisayarda oturup bir şeyden bir ürün yüklediniz. Ama arka taraftaki senaryoyu hiç düşündünüz mü? Gelin hep beraber ne kadar büyük bir iş yaptığınızın farkına varın ve nasıl sonuçlar alacağınızı da kendi gözlerinizle görün. Bakın arkadaşlar, siz siparişi AliExpress'ten girdiğiniz zaman ne oluyor? AliExpress dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi. Belki 1000'den fazla çalışanı var. Daha da fazla rakamını bilmiyorum. Bu işçilerin hepsi o ürünü üretmeye başlıyor. Ürünü ürettikten sonra arkadaşlar onay bakımına geliyor. Onay bakımına geldikten sonra kontrolü sağlanıyor. Kontrolü sağlandıktan sonra bunu yapan hep işçiler bu arada. Onu alıyorlar, kargalıyorlar. Kargaladıktan sonra kargo firmalarına gönderiyorlar. Ondan sonra ürünler farklı bir şekilde gümrük yerlerine ulaşıyor. Ondan sonra ürün çoğu zaman karayla ya da deniz yoluyla gelmiyorsa uçağa veriyorlar. Uçağa verdikten sonra o uçak uçuyor. İngiltere'ye geldiğini varsayalım. İngiltere'ye geliyor. İngiltere'deki görevliler bu ürünü alıyor. Aldıktan sonra depoların ana merkezlerine gönderiyor. Ondan sonra arkadaşlar depoya gidiyorlar. Ana merkezde çalışan insanlar bu ürünü alıyorlar. Ondan sonra yetkili bayiyi bırakıyorlar. Yetkili bayiden sonra da sizin müşterinizin adresine gönderiyorlar. Ve siz bir kuruş para harcamadan belki arkanızda 1000'den fazla insan çalıştırıyorsunuz. Ve bu sistem sayesinde dünyanın her yerine ürünlerinizi bir kuruş bile para harcamadan başkasının parasını kullanarak satış yapıp üzerinde para kazanıyorsunuz. Şimdi anlattığım sistem ne kadar arka tarafta büyük. İnsanlar bunu öyle bir anlatıyor ki sanki hiçbir şey olmamış gibi. Dedikleri doğru. Fakat eksik bilgi. Yani ne demek? Arka tarafta olan şeyleri optimizasyon bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok işiniz yarayacak. Tam eğitimi aldın, başladın, sen yayını açtın. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sorun değil. Zaten hafta sonları, pazar günleri eğitime katılan arkadaşlarla toplu bir yayın yapıyoruz. Orada zaten detaylı da görüşürüz. Yani bu yayını da başarılı olmak isteyen arkadaşlar da için açıyorum. Sen de izleyebilirsin. Nasıl olsa eğitimi istediğin zaman erişim hakkım var. Bu arada çok teşekkür ederim. Bu eğitime katılan arkadaşlar bana çok güzel mesajlar atıyor arkadaşlar. Bu milyoner paketini alan arkadaşlar hemen sonuçları vermeye başlamış. Verdikleri paranın fazlasını kazanmışlar. Çok teşekkür ederim hepinize arkadaşlar. Bana güvendiğiniz ve inandığınız için bu yolda. Sizin daha da çok başarılı olmanız için ben de sürekli olarak hem videoları güncelleyeceğiz hem de sizlere teknik olarak da elimizden geldiğince destek olacak. Lütfen ve lütfen bakın en başta dediğim gibi bu ticarette bu kadar bunalıyorsunuz, aman olmuyor, listeledim satmıyor, başkasınınki satıyor, benimki neden satmıyor ya da kendi cebimden para harcıyorum, belki zarara girdim, belki ürünü zararı fiyatına sattım diye böyle kendinizi böyle içten içe yoğuruyorsanız arkadaşlar lütfen doğru yoldasınız. Ben de o yoldan geldim. Çünkü ticaret yapıyorsunuz ve ticaret de bu şekilde çalışıyor. Bir anda zengin olamazsınız. Böyle bir iş modeli yok. En azından farklı bir model vardır. Onun eğitimini ben vermiyorum. Fakat benim verdiğim eğitimde ben nasıl ulaştıysam sizlere arkadaşlar elimden geldiğince cevap ediyorum. Hep merak etmişimdir. Peki o insanlar bu işi neden yapmıyor? Tek bir sebebi var. İnsanoğlu çalışmaya alıştığı zaman o fare çarkından çıkamaz. Çünkü kaybedecekleri vardır. Başaranlar her zaman kaybedeceklerini bile bile riske girip harekete geçendir. O yüzden girişimci diyoruz. Yoksa sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şu an bir yerde çalışıyorsan neden patronundan daha iyi yaptığın bir işte patronun yerinde olmak varken patronun yanında çalışıyorsun? Sen niye o işi yapmıyorsun? Korkuların var. Kayıpların olabilir. Ya olmazsa, ya para kaybedersen ama bunu riske alıp harekete geçersen o patronun üzerindeki koltuklarda bile oturabilirsin. Olay sadece burada bitiyor. İnsanlarda cesaret yok. Herkes her şeyi biliyor. Fakat sadece işi bilenler değil, işi yapmak için harekete geçenler kazanır. Yani bunun cevabı bu. Kusura bakma. Olay sadece burada. İnsan inandığı zaman her şeyi yapar. Herkes her şeyi biliyor. Bugün bakkala girdiğinizde bakkaldaki çırak ne yaptığını bilmiyor mu? Biliyor. Nasıl çalıştı? Bakkalı zaten o yönetiyor. Patron orada durmuyor. Niye kendine bakkalı açmıyor? Çünkü bakkal açması için para yatırması gerekecek. Ya batarsa, ya ev kirasını ödeyemezse, ya evine çocuğuna yemek getiremezse, arka tarafta ya borçlarını ödeyemezse. Ama bu risklere bile rağmen harekete geçersiniz ve bu sistem tutarsa gerçekten hayatınız değişir. Ben ne yapıyorsanız yapın kendinize her zaman şunu yapmanızı istiyorum. Ben hep öyle yapıyorum. En kötü senaryoda ne olur? Dropshipping'e başlarsınız ve kaybedersiniz. En kötü senaryoda ne olur? Size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey olmaz. Olacak şey şu. Yine çalışacağınız bir işe girersiniz. Eğer bugün zaten çalışacağınız işte çalışıyorsanız X bir kurumda zaten en kötü senaryodasınız. Fakat ya başarırsanız ne olur? Bir de bunu düşünün.
Milyoner olabilirsin. Ben YouTube'da her geçen gün arkadaşlar konuştuklarını çok daha rahat anlayabiliyorum bu arkadaşlarım bu arada. Kazanan insanla kazanmayan insan arasındaki konuşmaya çok rahat anlaşılabiliyor. Fakat her nasılsa şimdi ben bu videoları izlerken 17 yaşında bir çocuk bir tane ürün bulmuş. Ürün istilemiş Shopify'da 4 milyon dolar bir satış yapmış. Bravo, tebrik ederim. Bu 17 yaşında çocuk o kadar şanslı ki 17 yaşında bu işe başladığı için. Bu çocuk 20 yaşına geldiğinde bence tartışmasız multimilyoner olacak. Belki milyoner olacak. 20 yaşında bir işe başlamış, Etsy'de ürün satmış, 5 milyon üzerinde satış yapmış. Bu çocuk çok akıllı. Buradaki akıl ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü gençken çok kaybedeceğiniz bir şey olmadığı için harekete geçerseniz çok şey kazanırsınız. Çünkü 20'li yaşların üzerine çıkmadığınız sürece ki çıkabilirsiniz 23-24'e kadar. Eğer benim gibi erkenden böyle bir şey yaşamazsınız. Örnek veriyorum, evli değilseniz, bakmakta zorunlu olduğunuz birisi yoksa, şu an kaybedecek bir şey yoksa aslında tam harekete geçme zamanı. Çünkü arkadaşlar sizlerden ricam, belirli bir yaşa geldikten sonra 30-35'leri geçtikten sonra arka tarafta aile bakacaksınız. Belki çocuklarınız olacak, belki sorumluluklarınız olacak ve bunları arkadaşlar bırakıp da ekstradan bir iş deneme lüksünüz olmayacak. Yani olsa bile hep korkarak yapacaksınız. Çünkü arka tarafta size sabit gelmesi gereken bir para var. Bu paradan koparsanız ne olur? Ben size söyleyeyim. Eğer sisteminizi şu şekilde çalıştırırsanız her zaman ama her zaman kazanacaksınız. Bakın, çoğu arkadaş motivasyon videoları izleyerek işini bırakıyor. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen ve lütfen. Bu iş sistemi böyle çalışmıyor. İşinizi başkası için ve hayatınızı başkasının hayalleri için çalışarak yaşamayın. Bunda katılıyorum. Fakat lütfen ve lütfen arkadaşlar, sizden bir ricam şu. Sistemi şöyle kurun. Bakın, bugün eğitim aldınız, almadınız, ne yaptınız bilmiyorum. Fakat bugün şu an bu işte çalışıyorsunuz ve çalıştığınız iş size diyelim ki aylık 5 milyar para kazandırıyor. Şimdi sizin giderleriniz çıktıktan sonra sizin cebinizde 5 milyar para var sabit. Sizin bu 5 milyar sizin yaşam paranız, ailenizi döndürmek ve diğer şeyleri döndürmek için kazanmanız gereken para. Tamam, bu cepte. Şimdi siz bu yaptığınız işte yapmaya devam edin. Bu sırada bu yaptığınız işten sadece 1 saat, sadece 1 saat. O sırada belki molaya çıkıyorsunuzdur, dışarı çıkıyorsunuzdur, arkadaşlarınızla buluşmaya gidiyorsunuzdur, erkek arkadaşınızla, kız arkadaşınızla sinemaya gidiyorsunuzdur. Futbol oynamaya gidiyorsunuzdur, PlayStation oynuyorsunuzdur, başka bir dizi izliyorsunuzdur Netflix'ten. Bu bir saat var ya, hani arada kaçırdığınız, çoğu zaman Instagram'da böyle geçirerek harcadığınız bir saat. Bu bir saat yerine şunu yapın. Bir saat boyunca hayallerinize yatırım yapın. Hayalleriniz ne arkadaşlar? Ne yapmak istiyorsunuz? Ona yatırım yapın. Onun için eğitim alın. Onun için kitap okuyun. Onun için video izleyin. Ücretli ya da ücretsiz. Önemli olan tek şey şu arkadaşlar. Zaman satın alın. Ve bunu aldıktan sonra buraya işinizi harekete geçerek başlayın. Yarın yaparım demeyin. Her gün yarın oluyor çünkü. Buraya koyun. Bundan sonra buradan 10 lira kazanın. Sonra bekleyin, önümüzdeki ay onu 100 lira yapın. Biraz daha öğrenin. Bunu yaparken de bunu yapmaya devam edin. Sadece 1 saat buradan alıyoruz. Kendi hayallerimize koyuyoruz. Ben öyle yaptım. Ve her gün ve her gün 1 saat ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sizlere 52 ya da 52 hafta var bir yılda arkadaşlar. 52 saat oluyor. 52 saat sayesinde siz bir anda şurada 5 bin lira kazanılacak bilgiyi kendi bilginize yatırdığınız için bir anda sistem çark böyle oluyor. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Sizin 5 bin lira almış olduğunuz maaş normalde bu işten yapmış olduğunuz arka tarafta bir saatlik emeğinizde belki 15-20 bin lira geliyor. Heh, işte bu zaman burada karar vereceksiniz. Diyeceksiniz ki ya ben devam ya da ben devam. O yüzden burada artık bütün girişimci olan arkadaşlara sesleniyorum. Her ne yapıyorsa yapın. Yani tamamen ve tamamen yüzük de gözümüzü aldı. Teşekkür ederim. Bilmiyorum, şeyde Edirne'de aldım kendime. Çok hoşuma gitti. Sadece hatıra olsun diye Edirne'den bana. O yüzden hoşuma gitti. Uğur da getiriyor ve takıyorum. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, kendinize yatırım yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz ya, artık buna ihtiyacınız kalmıyor. Heh, işte bakın, hala 1 saatte buradan daha fazla para kazanıyorsunuz. Ne oldu şimdi geri kalan 23 saat? Şimdi bir düşünün, 23 saat ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hayatınız boyunca yapmak istediğiniz her şey için kullanacağınız zaman. Bu 23 saati ne yapabilirsiniz? Sevdiklerinize vakit geçirebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız varsa ya da eşiniz ya da çocuğunuz, onlarla doya doya vakit geçirebilirsiniz. Çünkü gün sonunda hayat geçiyor, hayaller geçiyor. O yüzden arkadaşlar ertelemeyi bırakın. Çünkü ertelemek dünyanın en büyük hastalığı. Siz ertelediğiniz sürece sizin hayalleriniz için başkası çalışıyor ve sizin hayallerinize onlar sahip olduğunda
Arka tarafa baktığınızda neden demeyin. Çünkü nedeniniz herkesten daha iyi siz biliyorsunuz. Harekete geçin, başarılı bir şekilde çalışın. Her ne yapıyorsanız yapın, inandığınız hayatı yaşayın arkadaşlar. Çünkü başkasının yaşaması ve başkasının diğer şeyleri katması için çok önemli. Esma gelmek... YouTube'da yayınlayacağım. Ona göre eğer şey yapmak istiyorsan girebilirsin. Bilgin olsun. Şu an sesi geliyor mu bilmiyorum ama... Esma merhaba, nasılsın? Merhaba hocam, iyi akşamlar. Bağlanınca şey oldu, ne derler? Telefon Bluetooth'a geçti. Tamam, dur mobili de açayım da daha rahat çeksin. Tamam, nasılsın? İyi, çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Harika, harika. Şey var mı sorun, kafana takılan bir şey? Kafama takılan bir şey aslında yok. Ben teşekkür etmek için bağlandım. Ah, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın ya. Nasıl hissediyorsun? Nasıl gidiyor hayatın? Ya da var mı arkadaşlar? Şöyle bir şey var aslında. Biz açıkçası ülkecek çok zor bir döneme girdik. Ve ben de sizinle bu işe başlayalı 8 ay oldu. Oldu mu o kadar? Şu an geçen Ağustos'tu. Zaman geçiyor. Evet, ama biliyorsunuz çok talihsizlikler yaşadım. Yani pes etmesi gereken ilk insan bendim neredeyse. Doğru. Biliyorsunuz başıma gelmeyen şey kalmadı eBay'de falan. Yani hatta geçen Mehmet Atay'la konuştuğumuzda dedi ki, yani sen siz nasıl yaptınız dedim. Valla biz yaptık, direkt oldu. Hani bu olağan dışı şeyler sadece sizde oluyor dedi. O da bir enerji. Bunu da biliyorsun. Evet, ama inat ettim. Bir kapıyı ısrarla çalarsanız açılıyor. Doğru. Çok uzun yıllardır üstümde olan belki böyle bir kötü bir enerji vardı ve onu kırmam gerekiyordu. Çok doğru. Ben galip geldim. Bugün de size, şimdi ben hani diğerleri gibi eBay, Amazon yapmadığım için size o tablo atamıyorum. Bakkal defteri gibi bir deftere yazıyorum. Olsun canım. Ama yine de söyledim bugün size, yaklaşık bir 15.000 TL Nisan ayı sadece Kasım'a giriş, 2.500-3.000 TL arası da kar yaptım. Abi ısmarlarsın. Kahve ne ki? Boğaz'da balık sözüm var. Oo, iyi, tamam o zaman. Arabamla seni almaya geleceğim hocam, biliyorsun. Valla şey, ne diyecektim, herkes öyle diyor, geliyorum hiçbir şey yapmıyorlar. Ya evet diyorum. Ama o konuda bana teslim olun ya vallahi. Yo, ya hocam, tamam mı? Mesela İstanbul'da sizi ekibin içinde almak bir ölüm. 3,5 saat sürdü benim. Yani 3,5-4,5 saat sürdü. Hadi. Yani oraya rezervasyon yaptırıyoruz. Oraya diyor ki gelmeyecekseniz diyor, işte birine vermek istiyoruz falan. Ya yok diyoruz, biz geleceğiz falan. En son sizde yola çıkınca insanın bütün planı iptal oluyor. Bir anda kendinizi başka bir yerde buluyorsunuz. Ya doğru, bir benim hayat tarzım biraz böyle değişik. Hani anlık olduğu için her şey çok hızlı geçiyor. Burcunuzdan. Karşımdaki insanların hepsi bana inanıyor ve bana güveniyor ve bu insanlar sürekli kendileri bir şey yapmak istiyor. En son İzmir'e gittiğimizde şey çıkacaktı. Herkes başka yere götürecek, yani parçalayacaklar. Çünkü hepsi bir şeyi biliyor ve diyor ki orası daha iyi, orası daha iyi. 100 kişi bir anda böyle plansız bir şekilde plan yapmaya çalışınca da gözümüzü en son Kadıköy Moda Sahili'nde açtık yani. Evet. Hatırlıyorsun. O yüzden. Ama çok güzel. Kıramıyorsun karşındaki insanları. O kadar yani hepsinin gözünün içine bakıyorum ve gözlerin içerisinde öyle bir umut var ki dünyayı değiştirecek kadar. Sadece tek istekleri var. Bana yardım et. Bir şey yap. Evet. Yani hareket ettir beni. Sen de öyleydin. Evet. Hala da öylesin. Ama tabii... ben hala şöyle söylüyorum. Siz yapmasaydınız bugün o 2 dakikaya bağlandığınız şey, bu parayla alınabilecek bir şey değil. Tamam, bir şeyin parasını ödemiş olabiliriz ama bazı şeylerinkini ödeyemiyoruz. Onu yapmasaydınız ben böyle bekleyecektim. Şimdi kesinlikle senin... bekleyecektim ve işim yürümeyecekti. Bu arada arkadaşlara da kısaca şöyle bahsedelim. Ben eBay'de yeni girebildim. Aylardır bir hesap ısıttım biliyorsunuz ki. İkinci el ürünlerimi listeledim. Birinci el bir tane ürünümü listeledim. 24 saat içinde satıldı. Gerçi onu bizim ekipten Hasan diye bir arkadaş var. Sağ olsun, o yardımcı oldu. Birbirinize yardımcı olun, evet. Oluyoruz. Biz küçük bir grup kurduk. VIP'den birkaç arkadaş. Her gün iletişim halindeyiz. İşte ben Facebook'ta ileriyim. İşte biri eBay'de, öbürü Etsy'de.
Şimdi birbirimize paslıyoruz ve hiç de birbirimizden sakladığımız bir şeyimiz de yok. En Kim güzel. ne bulur, ne keşfederse tüm samimiyetimizi ortaya atıyoruz. Birbirimizin hesaplarına bağlanıp Harika. bakıyoruz. Çok güzel. Tebrik ederim. Hatta dediğim gibi mesela benim ürünümü Hasan İbrahim sağ olsun bağlanıp yükledi. Satışımı da o şey yaptı. Sizdeki depoda ürünüm vardı. Bana ücretsiz ürün almayı öğretmiştiniz. Size göndermiştim. Bugün de o ürünü sattık biliyorsunuz. Hayırlı olsun. Yani sağ olun. eBay ilk ürünümü, birinci el ürünümü yüklediğim gün iki tane satış yapmış oldum eBay'de. Çok hızlı gitme de. Ne hızı ya hocam, ben Şubat ayı mıydım? Ocak ayından beri bekletiyorum bu hesabı. Çok güzel oldu. Şimdi yavaş yavaş onu Evet. hızlandırman lazım. Zaten yani böyle Ne gidersen kadar süre sonra bir daha ürün yükleyeyim? yani 2 gün ortalamasıyla bir ay öyle git. Yine 3 günde bir böyle gideceğiz, değil İki mi? üç bir ay böyle git. Ondan sonra ne yaptıysa, ne kadar sattıysa onun 2 katı olacak şekilde ilerle. Hep 2 katı. İlk ay 10 tane mi istedin? İkinci ay 20 tane. Ondan sonra 40 tane. Yani ikili şeyi bozma sakın. Onu takip et. Peki bir şey soracağım. Ben bugün bu 24 saat içinde satan ürün gözüme bir güzel geldi. 24 saat içinde satıldı çünkü. Ben bu ürünü bir daha yüklemem risk olur mu? Çünkü bir tane olarak açmıştım yani stoğumu. Tamam. Eğer ürün sattıysa tabii ki bir tane daha yüklemelisin. Esma sonuçta ürün satıyorsa 5 stoklu mu açayım mesela, yoksa aa yine yok. bir mi açayım? Her stok şey olacaktır. İkişer tane yap. Yani bir üstüne çık. Bir tane satıldığı zaman stoğu yenile yine ikiye çıkar. Şimdi ilk etapta. Tamam. Sonrasında istersen ondan 100 tane varyasyon koyabilirsin ama ilk etapta sadece ve sadece şeye odaklan. Hep yani iki kalsın. Fazla kalmasın. Çünkü şöyle bir şey var. Tamam. Sen insanların anlamadığı ya da benim anlatırken Türkçem kötü olduğu için zorlandığım şey, insanlara tek dediğim ve istediğim şey şu. Herkes 1.000 tane ürün listelemeye çalışıyor. Fakat gün sonunda bir tane satıyor. Ben de diyorum ki bir tane listele 1.000 tane satsın. Daha kolay. Bütün enerjini sadece bir şeye odakla. O bir şeydi. 1.000 tane satsın. Benim kaç tane öyle ürünüm var. Onlar sayesinde ben ne paralar kazandım. Yani 1.000 tane ürün istediğim için para kazanmadım ama birkaç tane ürün beni inanılmaz derecede çok para kazandırdı ki o sayede dükkan bu kadar büyüdü. Sonra ne oldu? O büyüklük ve trafik sayesinde de daha farklı müşteriler geldi, başka ürünlerimi aldı. O yüzden hani demeye çalıştım. Bir şeye odaklansan zaten 1.000 tane satacaksın. 1.000 tane insan diyor ki mesela çoğu yeni başlayan benim 3 tane listeleme hakkım var, 10 tane var. Tamam bu çok önemli. Çünkü daha fazla ürün yüklersen daha çok trafik çekersin. Her nasılsa bu her şey değil. Bakış açısı değiştiği zaman bir tane satan ürün bulursun, 2 tane, 3 tane. Bu ürünleri bulduktan sonra listelersin, binler tane satış yaparsın. Esma yani bu gerçekten ciddi paralardan bahsediyorum. Günlük ben o şey zamanında 20 bin pound günlük satış yapıyordum. Yani Türkiye parasıyla aşağı yukarı neredeyse şu an bilmiyorum ne kadar para ediyor ama yani bir günde o paraları kazanmak, İngiltere'de CEO'lar bile neredeyse o kadar parayı kazanamıyor. Yani bunun şeyle alakası yok. Sadece şey demeye çalışıyorum. Bir ürün inanılmaz derece seni başarıya ulaştırır. Yani ona odaklanman lazım. Ben buna katılıyorum. Benim çok küçük kârlı bir ürünüm var Facebook için. Çok haftada birkaç defa satıyorum onu. Fix yani. Çok düşük ama devamlı sattığım. Yani 1,5-2 pound bile bıraksa çok kolay benim için onu eBay'den alıp göndermek. O ufak Elim tefek alıştı. alıyor. Olsun. Bir de ama benim Türkiye'de siftahımı Tamam işte asıl olarak. kurtarıyor ya. Zaten Evet, siftahımı kurtarıyor. günde 10 poundluk bir satış yapsın Esma 200 Türk lirası. Normalde insanlar bunun için bir gün çalışıyor belki Türkiye'de bilmiyorum ne kadar Evet. para alıyorlar da. Bir tane oturduğun yerden sabah kalkıyorsun 10 poundluk kârlık bir satış yapmışsın. Yani bütün günün senin düşünsene ki sen Ya çok geçen başarılısın bu mesela konuda. geçen günde bir tane işte 960 TL kazandım biliyorsunuz, bir tane üründe. Bir O gün yönde. başka hiçbir şey, ha, siz attım ya, bir tane üründe. İyi tam balıklar 2 oldu. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Geçen en son Attım size ya. İbrahim açtı herhalde. Belki hani Akın Hoca'ya da söyleyin de dedim. Hani o mutlu olur biliyorum. Paylaşmak istiyorum onunla dedi. ya ben şeyde Instagram'a çok fazla hiç neredeyse şey yapamıyorum. Sadece bugün gördüm attığım mesajı.
Onun işte zaten Ha. yazdığın için Yok, cevap verdim. İbrahim'le görüşmüştük. Hatta dedim, bakın adı söyle, böyle böyle bugün böyle bir şey oldu. Çocuklar benden kaçıyor bu aralar Esma. Çocuklara şey yapıyorum yani, o kadar yoğun çalışıyoruz ki Mehmet ayrı, şey ayrı, yani ben yazdıktan sonra şey yapıyorlar ama yani Allah var yukarıda, Allah hepsinden razı olsun. Öyle bir çalışıyorlar ki gece gündüz yani ben gerçekten hani çok ciddi söylüyorum bunu. Ben olur da hani bu yaptığımız işlerin dünyanın en zengin adamı olursam hiç şaşırmam. Böyle takım arkadaşlarım yanında olduktan sonra hani biz dünyayı çok rahat değiştiririz. Ki O zaman başladık o film üniversiteden. uçağını gönderirsin hocam. O tartışmasız canım zaten. Vize alırsın buradan. Zaten Sözün olsun. olsun, neden olmasın? Ben çok isterim yani Tamam. sonuçta. Şu an 43 kişi buradan şahit. Uçağın altında Akın Hoca gönderecek. Mehmet, İbrahim, ben geliyoruz Ya Londra'ya. zaten ben onlarla beraber yıllar önce çalışmaya başladım. Hepimiz aynı şeyi söyledik. Hepimizin bir vizyonu var ve hepimizin bir inancı var ve bu inanç için her gün gece gündüz daha iyisi için çalışıyoruz. Ve bunu başaracağız. Çünkü bu bizim hayat ve yaşam amacımız. Çünkü arka tarafta daha çok kazandıracağımız insanlar var. Her geçen gün ne kadar daha çok insan para kazanıyor senin gibi, ne kadar daha çok insan kendi işinin patronu oluyor, ne kadar daha çok insan kendi hayalleri için yaşıyor ve çalışıyor, sevdikleriyle beraber oluyor ve daha daha başarılı yerlere ulaşıyor. Ben her sabah kafam daha rahat ve yüzüm daha çok mutlu bir şekilde uyanıyorum. Çünkü bu benim hayalim. Benim hayalim ve şirketimizin hayali ve misyonu ve vizyonu sizin gibi ve sizden sonra gelecek kuşakların da aynı şekilde olması için onların inandıkları şeyleri yaparak büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Zaten o yüzden yarın 7 ile 15 yaş arası olan bütün gençlere herkes için ücretsiz bir webinar vereceğim. Varsa çoluğunuz çocuğunuz ekran başındakiler Instagram'dan bana özelden yazın. Meet'e atacağım. Meet'e katılsınlar. Ben kendi çocuğuma nasıl öğretiyorsam onlara da internetten para kazanmalarını sağlayacağım. Benim ufaklık şu an kart... Türkiye'de insanlar kart açamıyor. Ben ona kredi kartı açtım. Oradan para alıyor şu an. 15 puan kazandı yani. Gerisini sen düşün. Zaten onun böyle bir şeye ihtiyacı yok ama babasının ona teslim edeceği bu şirketi daha vizyonlu ve misyonlu ilerletebilecek eğitimi alıyor aslında. O şu an para kazanmıyor. Kesinlikle. Bu... O ya özür dilerim lafını kestim de şey Estağfurullah. diyecektim. Her ne olursa olsun ne yaparsa yapsın ben buraya oraya işi yapana kadar tırnaklarımla kazıyarak geldim. Ve ona aynı şeyi öğretmezsem Hazır bir taht yarın bırakacaksınız aslında. yani o kendi hayali neyse onu yapacak. Ben ona hiçbir zaman kendi işimi yapsın ya da başka bir şey yapsın diye baskı yapamam ya da yönlendiremem. Peki Fakat dönem değişecektir onun dönemine. Sizin işiniz daha mutlaka onu ileriye taşıyabilecek çok önemli bir zemin olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güncel, çok global bir iş yapıyorsunuz. Hani normal bir esnaf veya başka bir eski iş modeli değil. Doğru. Bilakis çağın işini kullandığınız için onun dönemine tabii dönem ne getirir bilmiyorum ama hazır ve bir zeminle ilerlemesi için çok önemli bir taban oluşturduğunuzu farkındayım ben. İnşallah o da bunun kıymetini bilir, değerini bilir ve sizin yolunuzda ilerler. İnşallah yeter ki diğer insanlara faydalı bir birey olarak büyüsün de tek istediğim şey yok. Para kısmında yani Allah inşallah yardımcı olursa zaten böyle giderse benim şu an yapmaya çalıştığım şey Esma hani bu arka tarafta eğitimler bir tarafa dursun. Bu 7 ile 15 yaşındaki olan bütün çocukları ücretsiz bir şekilde dünyanın her yerinde okutabilmek için kendi Okyanus Üniversitesi'ni açtık. Ve Okyanus Üniversitesi'nde şu an sanal olarak ilerliyor. Hani bireysel olarak fiziksel bir yerimiz yok. İnşallah en yakın zamanda Londra'da, İstanbul, İzmir olacak şekilde belki inşallah Ankara'da da olur. Ufak ofisler İnşallah. oluşturup bu ofislerde bu çocukları ücretsiz bir şekilde bütün finansal olarak kendi işlerinin patronu olabilmeleri için, kendi hayalleri için ve kimseye muhtaç olmadan büyüyebilmeleri için bir eğitim sistemi öğrettik. Yani normalde okulda çocuklara bir nasıl daha iyi bir işçi olunur diye öğretilirken biz kendi Okyanus Üniversitesi'nde insanlara para kazanmayı öğretiyoruz. Kendi işlerinin patronu olmayı. Bunu da kendi çocuğuma yaptığım gibi diğer çocuklara. Evsiz olabilir, hasta olabilir, özellikle SMA hastası olan çocuklar ya da kanserle ilgili yaşayan çocuklara bir umut ve bir ışık olabilmek için ve onları inandıkları hayalleri, istedikleri an ellerine ulaşabilmeleri için kimseye ihtiyaç duymadan artık kendi işleri için
Sürekli olarak eğitim veriyoruz ve bunları ücretsiz olarak yapacağım. Herhangi bir şekilde bundan para... Bu bizim Okinus Üniversitesi'nin aslında kuruluş amaçlarından bir tanesi. Ve bu çocuklar... Ben de Şöyle bir bir... okyanusu bireyi olarak Ankara'da üzerime düşen neyse yapmaya hazır olduğumu her zaman biliyorsun. Allah razı olsun. Zaten iş o boyuta geldiğinde ilk arayacağım insan sensin Ankara'da. Yani çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Demin bu arada yaş söylediniz ama diyeyim, bir arkadaş şey yazmış, 38 yaşındayım, hala geç değil diye düşünüyorum demiş. Aha, okumadım. Ben 36 yaşında başladım. 8 aydır uğraşıyorum. Ben Çok 36,8 ve çok uğraştım biliyor akımı ama hiç nedense Allah'tan hayatımda ilk kez bir işe girdiğimde şu kadar kalbimde bir pürüz bir düşünce kötülüğü bir şey hiç olmadı. Sadece beni bu dönemde bir defa aşağı çektiler. Onu da başaramayan insanların beni aşağı çektiği ufak birkaç gün yaşadım biliyorsunuz. Onun dışında ben sadece önüme bakıp böyle aslında hani at gözüyle bakmak gerekiyor biraz. Aynen Şöyle öyle. ilerledim. Yani at gözlüğüyle bakacağım dedim. Dönmedim mesajlara falan. Sonra kendi önüme baktım. Sağ olsun Mehmet Atan yardımcı oluyor. Claude Fix'te Özgür, Özgür'ün ekibinde Emin. Ya ne lazım olsa çocuklar gerçekten bana hep yardımcı oluyor. Bugün mesela anında cevap verdin. Benim için kargoya gittin. Onu kargoya verdin. İşte hesabıma baktın. Bu konuda ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Mehmet Atay sağ olsun geçen o kadar şey olduğumda terapötik destek olarak çocuk yarım saat beni dinledi. Ya bunları birlikte aslında açtığımızı düşünüyorum. Benim için geç değilse hiç kimse için de geç değildir. Tek yaptığım şey şuydu. Ben arkadaşlar pes etmedim. Bir de kendime şöyle dedim yapacağım. Yani bunu yapan bir insansa ben de bir insanım. Ben de yapabilirim. Gitti. Tek söylediğim evet yapan insansa ben de insanım. Ben de yapabilirim. İyi bir eğitmenim var. İyi bir eğitimim var. Bunu geliştireceğim. İnsanlar da bana destek oluyorlar zaten. Yapamadığım, yetemediğim yerde yapıyorlar. O zaman neden olmasın dedim. Gerisi senin beceriksizliğin olur dedim kendime ve bunu asla kabul etmiyorum. Asla bunu kabul etmiyorum dedim. Tek güvendiğim sendin, bunu biliyorsun. Teşekkür Aslında ederim. çok konforlu geldim yani hiç öyle telaş olmadı. Hayatımda dün ilk kez bir ilki gerçekleştirdim. Beni hani ailevi ve içsel yapım olarak da tanıyorsun. Kültürel ve sosyokültürel olarak da tanıyorum biri olarak. Ve bir kere seninle hani bir yere gittik biliyorsun. Hayatımda ilk kez öyle bir yere gitmiştim ve çok benim için çok değişik ve biraz tedirgin olduğum falan bir akşamdı. O eğlenceler. Ben hayatımda ilk kez dün çok istediğim birinin konserine gittim. Harika. Aradım. Kendim için rezervasyon yaptırdım. Hiç, parayı da zaten bir gün önce kazanmıştım. Ha dedim gecenin parası da çıktı bugün dedim. Zaten yaşıyoruz. En Satışlarda. iyisini yaptın. Kendi için Evet, bakman evet. lazım. Dün bindim, gittim konserime. Sonuna kadar gece 1'e kadar eğlendim. Ondan sonra çok da güzel geçti. Evime geldim. Bunu yaparken ekonomik olarak bunu düşünmediysem bu dönemde bu ülkede bunun tek sebebi ben sterlinle para kazanıyorum artık oldu. Bitti. Valla çok sevindim gerçekten. Hem güzel bir şey yapmana hem kendine ödün vermene. Çünkü ödün vermen gerekiyor ki daha fazla kazanmak için seni kendine ileriye yetsin. Bence çok güzel oldu. Valla çok da mutlu oldum. Çok da sevindim. Yani çok teşekkür ederim. Hedefim ne? Hedefim ne? Ne? Orada Jerome bir rakam belirledim. O olunca yanına geleceğim. Valla beklerim. İngiltere'de kim varsa herkes gelsin. Ben herkesi bekliyorum yani. Geleceğim. Burada daha büyük işler de yapabiliriz. Burası Baktım fırsatlar baktım ülkesi. uçak biletlerine falan da baktım fiyatlarına da baktım. Dedim ki hani Allah nasip ederse şu döneme şu kadar hani bu hızla ivmeyle ilerlersek şurada şu kadar oluruz. O zaman da rahatlıkla İngiltere'ye gidip gelirim Londra'ya dedim. Hem bir yakını ziyaret ederim hem bir kahvesini içer yemek yeriz. Olur, her zaman beklerim. Ya kim varsa yine ayrıyeten gelmek isteyen arasından müsait olmuyorum çok fazla ama yani hepinizi beklerim. Burası çok güzel. Çok sabahları buzlu badem şampanya, akşamları da yani Ben kahveciyim biliyorsun. ne istersen artık. İyi bakalım. Valla Pardon. çok sevindim Esma. Çok teşekkür ederim her şey için. Hani ağzına Bir yüreğine şey sağlık. diyeyim. Daha güzel başarılarını da bekleyeceğim. Lütfen beni de haberdar et. Yeni gelişmeler olursa satışlarına ilgili olur mu?
Ediyorum. Her ay şimdi bu ay da bitsin. Ay sonu yine yapacağım. İyi hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Seni görmek çok güzel. Ben teşekkür ediyorum. Seni de hoşça kal. Hayırlı akşamlar. İyi Sağ olasın. yayınlar. Bakalım birisi de İslam da buradaymış. İslam da gelsin. Ondan sonra da yayına ara verelim. Çünkü benim düğün damağım kurudu. Benim mi aldılar? İslam ne yapıyorsun İslam? Abi ben öylesine basmıştım ya bu sefer. Valla iyi tamam hadi. Bugün satış yaptım onu söyle. Yaptım. Kaç tane? Bir tane yaptım. Tamam süper. Ne kategorisi? Şey, ürünü söyleme. Ürünü söylemeyeyim mi? Yok tabii canım saçma ama. Senin kısmetin Kategori. paylaşmak istersen. Ha doğru. Paylaşayım ya bir şey olmaz. Bu da benim bir inceliğim olsun. Hadi bakalım yayına özel. İslam çıldırdı. Patron çıldırdı. Şimdi. Bak burada. Şey yapman lazım. Kamerayı döndürmen lazım. Ya da Daha açmadım bir saniye. tamam. Resmini yeni Hesabını bir şey sekmede açacağım. söyleyeceğim. Efendim. Hesap bilgilerini gösterme ama. Hayır, resmi yeni sekmede açtım. Heh tamam bravo. Tokmak mı? Evet. Etsy'den mi aldın? Hayır. Tamam yerini söyleme. Dünkü Bir AliExpress halısı var orada işi bilen nasıl anlıyor ama? da. Ama bir şey olarak yani neydi? Arayan herkes buluyor. Ama güzel. Ben hiç aklıma gelmedi öyle şeyler Evet. satmak. İyi Valla bulmuşsun. gitti ya. İyi gitti. Bunun normalde terapikten araştırarak koyuyorum ürünleri. Aha. Bu benim hoşuma gittiği için koydum. Dedim Aa. benim hoşuma gittiyse kesin alıcısı çıkar dedim. Çünkü ben kendi zevkime güveniyorum. İşte bak olay o biliyor musun? Kendini alıyormuş gibi ürünlerini listelersen herkes alıyor. Çünkü Aynen. insanlar bir şey satmaya çalışıyor ama kimse ne için sattığını bilmiyor. İşte ne için sattığını bilen herkes gerçekten çok büyük paralar kazanıyor. Hani benim herkese tavsiyem kendinize almayacağınız bir şeyi başkasına satmaya çalışmayın. Aynen öyle valla. Ama Sonra bir orada de bunun bir fiyatını da normalinkinden hani kar marjı normalde %40-44 civarı çalışıyoruz ya. aha. Bunu 3 katına koydum. Üç katına. Aynen. Dedim bari kendi istediğimi koyuyorum. Tam istediğim olsun. Şeyde ürün Herhalde bu düşünceme Allah razı gelmedi. Siparişi geçerken yanlış adrese gönderdim. Hemen bir telaş oldum. İptal ettim. Tekrar yenisini hazırladım. bir şey kullanıyor musun? Ne derler? Cashback. Cashback evet. Kullanıyorum. Heh. Tap Cashback kullanıyorum. Tamam. Hani ile bir tane daha kupon uygulaması var. Onu da kullanıyorum da. Onun daha hiçbir kupon bulduğunu görmedim. Çoğu zaman gold buluyor ama şey var. Ben eğitimin içerisinde cashback bulan çok böyle şey sayfaları buldum. Extension'ların hepsinin linklerini paylaştım. Hepsini bilgisayarına indir. İndirdikten sonra o otomatik sana pop-up yapıyor. Hepsinden dene birer birer. Hangisi şey yapıyorsa, para düşürüyorsa ya da para veriyorsa onu kullan. Ama çok sevindim. Vallahi bravo ya. Helal olsun Vallahi Akın sana. abi onları hepsini koyarsak bilgisayar açılmaz belki. Yo yo de şey o okay, tamam. Bir yayına özel bir tane gösterdin zaten. Aynen. Şeyde var mı Yo. sorun? Vallahi sorum yok ama şeyi iptal ettim. AliExpress'teki siparişi iptal ettim. O da herhalde 24 saat içinde geri düşer hesabıma. Yo düşer sadece CJ'den Öyle gönder bir bir şey. dahakine. Aa doğru. Ben öyle O yapacaktım. ürünün Adres linkini CJ'ye koy. Bir gün sonra sana cevap gelir. Bir gün geldikten sonra zaten CJ buraya 8 günde gönderiyor. Hani hiçbir şey olmamış gibi. Daha Evet hızlı evet öyle evet. ya. Yani şu an yayını Onu unuttum ben kapattıktan sonra ya. linki CJ'de offer yap. Hemen offer kabul ederler. Oradan ürünü al direkt onlara gönder. Çok daha hızlı çalışır. Evet o eğitimde vardı hatta eBay eğitiminde de Aha. vardı. Aceleye geldi ya unuttum. Bir şey olmaz canım ya. Yani tecrübe Yani bir edindin. şey olmaz. Tabii. İyi. Aklımda vardı zaten. Dedim CJ kullanayım diye. İyi. Sonra bir anda oldu. İyi bakalım. Valla Daha çok CJ sevindim. hesabı oluşturmadım. He? Eyvallah Akın abi. Valla canım Senin benim sayende ya. vallahi ne olsun. Cansın valla. Çok teşekkür ederim sana. Şeyde bana satış yaptığın zaman gönder. Diğer arkadaşlarına da faydalı şey olsun. Motive olsun. Göndereyim ama her seferinde de gönderdim mi şimdi DM kutusu patlamasın. Yo yo sen gönder ya bir şey olmaz. Tamamdır. canım tamam seni çok seviyorum. Çok teşekkür Arkadaşlara ederim. ben de çok teşekkür ederim. İzleyen herkese şey demek istiyorum. Yani benim şu an 100 tane ortalama 100 tane olmasa bile 90 civarı yüklediğim ürün var.
Son birkaç gündür yükleyemiyorum. Biraz daha işi büyütmek için plan yapıyorum. Bravo. Yani yüklediğiniz, diyelim ki 100 tane yüklediniz. Bunun ortalama 5 tane 6 tanesi satıyor yani. Bu şekilde. Onlar da sürekli olanlar. Doğru. Trafiği 80-20 100 kuralı. tanesinden aynen onun gibi 90-20, 80-20 onun gibi bir kural. Yani izleyenler şey demesin. 25 tane koydum hiçbir tane satmadı. İşte hiç tıklanma almıyor. O tarz şeyler söylemesin. Vallahi inşallah herkes sizin gibi başarılı olur. Çünkü çoğu arkadaş korktuğundan dolayı başaramıyor. Yoksa yapmadığından dolayı değil, denemiyor. Yani bir tane listeliyor, olmadı diyor, geri çekiliyor. Ne zaman ki onu 1, 2, 5, 10, 20 yukarı çıkardığı zaman başarıyor. Çünkü başarı emekle beraber geliyor. Herkes emek vermeden başarmaya çalıştığı için de böyle oluyor. Sana bir tane telefon alacağım ama en sonunda. Abi benim telefonum normalde çok iyi de son zamanlarda bir şey olmaya başladı. Bakalım. Canım seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Bir şey söyleyeceğim mi? Son bir şey söylemek istiyorum Tabii Akın tabii. abi. Bu Facebook'taki tagler var ya, etiketler. Tamam. Aha. Ben kendimce denedim. Nasıl oluyor anlamadım ama Şimdi şöyle. etiketsiz koyduğum ürünler daha çok tıklanmaya başladı. Hangisi? Etiketsiz koyduğum, tek koymadığım ürünler, yani direkt tek eklemeden ürün yüklüyorum. Tamam. Onları daha çok trafik alıyor. Şöyle, sebebi şu. Sen tek koyduğun zaman kategori daralıyor. Kategori daraldığı için meta bilgisi sistemde sadece bu ürüne bakan insanlara bu ürünü gösteriyor. Fakat tek koymadan koyduğun zaman algoritma bunun ne olduğunu tam tespit edemediği için herkese gösteriyor. O yüzden daha fazla görüntülenme alıyor. Fakat tek koyduğun zaman sadece bu ürünü almak isteyen satıcılara hedeflediğin için hem nişi daraltıyorsun ama sadece senin müşterilerin bakıyor. Yani ne bileyim Amerika'da mutfak malzemelerine bakan birisi senin sattığın tokmağı bulamayacaktır. Ama görüntülenmede çıkacaktır. Aa, Ama onun ilgi alanı doğru. olmadığı için senin işine yaramayacak. Yani müşteri oradan gelip alması çok düşük. Görüntülenme çok olur ama önemli olan burada senin sattığın şeye ilgi gösterecek. Yani niş target derler ona. Reklam falan çıktığın zaman anlarsan hani bunlar ona odaklı müşterileri gösterdiği için daha çok şey olacak. Her nasılsa önemli olan buradaki şey de senin artık ne derler müşterilerine göre geri bildirim bildirme. Yani sen Aynen. onu artık kendi dükkanına göre analiz edeceksin. Ona göre yaparım artık. Hadi bakalım. Valla çok sevindim. Bekliyorum satışlarını. Tabii Akın abi çok sürmez ya. İyi hadi bakalım. Tamam öpüyorum seni canım. Kendine çok iyi bak. Kendine bak Akın abi. Günlük bir dost Akın abi almayı unutmayınız. İyi canım benim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz Ya, Akın abi. Kendine iyi bak. sağ ol canım benim. İyi akşamlar. Hoşça kal. Kardeşine de selam. Bye. Aleyküm selam. Okay. Evet, sıradaki ve son kişiyi de alıyoruz arkadaşlar. Yayınımızı bitiriyoruz. Oo, kimler burada? Ya ne zamandan beri görmüyorum seni Bayram ya. İyi akşamlar, nasılsın? Vallahi seni gördüm çok daha iyi oldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Vallahi ben de çok mutlu oldum. Bayağı uzun zaman oldu, görüşemedik. Vallahi kısmet de olmadı. Bir Antalya'ya yanına ziyarete de gelemedim. İnşallah bu gelişimde gelirim ya. Bekliyorum inşallah. Nasıl Antalya? Sıcak mı? Vallahi güzel. 25-27 derece. Denize giriliyor mu? Benim için bu önemli. O denize giriyorlar. Vallahi. Daha ben girmedim ama. Ben de hiç kısmet olmadı denize girmedim ama İngiltere'de güneş çıktı baksana İngiltere'de bile yandım biraz yani hani Evet. bir başladım. Yüzün, yanakların belli. Evet ama şey denize giremedim. Bayağıdan beri de girmiyorum. İnşallah bu geldiğimde gelecektim. Alaçatı'dan İzmir'e, İzmir'den Alaçatı'ya, Alaçatı'dan İzmir'e, İzmir'den Alaçatı'ya baktım tatil bitmiş. 2 haftam vardı zaten. Kısmet. Bekliyorum Antalya'yı. Vallahi çok istiyorum. Şey nasıl gidiyor ticaretin, hayatın, satışlar? Sendeyiz. Evet. Ebay satışları normal geliyor. Bazı günler iyi satışlar geliyor. Yüksek limitli Aha. ürünler sattığım günler oluyor. Ama standart her gün bir 10-15 arası geliyor. Oo çok süper. Adet. Şey yine altın mı satıyorsun yoksa? Şey,
karışık diyeyim. Karışık. Şey de yüklü de var. Gümüş yüklü de var. Gümüş de yükledim ama daha Türkiye'den göndermiyorum. Onları şeyden alıyorum. İngiltere'den alıyorum. İngiltere'ye de gönderiyorum. Farklı Çok mantıklı. birkaç sattığım ürünler var. Yüksek limitli gidiyor. Ya gümüş çok iyi. Ben hatta bugün yoğunlukta unuttum. Şu yüzüğü soracaktım. Ne kadar ediyor diye gümüş. Şeydim neydi? Karnım çok açtı. Direkt böyle şeyciye neydi? Kahvaltıcıya doğru yürürken dedim sonra yaparım. Saat 2:30'da buranın saati kahvaltı yaptım bugün. Yani o kadar acıktım. İşten kalkamadım. Oo, çok geç kalmışsın. Ya erken başladım da iş bitmedi. İş bitmeyince de arka tarafta yapacağım yapacağım. En sonunda dayanamadım. Çıktım Esma'nın kargosunu gönderdim şeyden postadan müşterisine. Oradan da koşa koşa dedim bir yemek yiyeyim. Şeyi çok merak ettim. Şimdi bu normalde bunu ben şeyde çok normal bir fiyata aldım Türkiye'de. Yani pahalı ama hani pound'la aldığın zaman şey değil. Bunun burada tarttıracaktım, fiyatını alacaktım. Büyük ihtimal arada böyle bir 30'da 50 pound fark var. Fakat işçilik olduğu için belki biraz düşebilir. Onu merak ettim. Öyle olsaydı direkt seni arayacaktım. Diyecektim. buraya toplu malları yiyelim. Evet. Ya şu anda Türkiye'de 1,5 ile 2 dolar arası gramı o yüzüğün ortalaması. Türk parası mı? Yok, dolar. Genelde toptan aldığında dolarla işlem yaparlar. Tamam. Yani iç piyasada sana TL söyler ama o günkü kurdan onu hemen anında çevirir, onu ona göre söyler. Kramakor o günkü kurdan çeviri yapar. Anladım. Ama dünya çapında nereye giderseniz gidin dolar üzerinden işlem görüyor. Gümüş dolar üzerinden işlem görüyor. Burada standart. Burada ikinci el gümüş çok satılıyor. Yani inanılmaz derecede burada ikinci el bir gümüş şey çılgınlığı var. Özel hatta yerler var. Çok uygun fiyata alıyorlar ama çok pahalı fiyata satıyorlar. Bazıları şeyden bile pahalı yani. Birinci de elinden bile pahalı. Ama burada özellikle İskoçya taraflarında şeyler çok seviyor. Bizim bu şeyciler var ya partici böyle altın yakalar vesaire. Hepsi sevdiği için evet. Çok alıyor. Hani ne olduğunu biliyorsun işte. Evet. O bölge daha doğrusu Avrupa'nın bir de İngiltere'nin biraz daha böyle ağır mal ve tazsız mal sevdiğini biliyorum. Biraz da marka mallar kesinlikle. Ya da onun yani üzerinde imitasyon diye geçiyor ama artık gümüş yani bunun bir şeyi sonuçta 925 onun çeşitleri oluyor ama tazsız ve böyle çok gösterişli el yapımı genelde o tarz şeyler. Şeyi çok merak ediyorum. Sana gerçekten sormak istiyorum. Milyon dolarlara ulaştın. Şirket indi, battı. Tekrardan şimdi onu daha yukarı çıkartıyorsun. Ne hissediyorsun? Başaramayan insanlar var ya böyle sen de benim gibi sen oralardan geldiğin için beni anlarsın. O çok büyük kayıplardan sonra bir anda daha yine o kadar paralar kazandın. Bir anda gitti. Şimdi sıfırdan, yani sıfır değil hani belirli bir yerden yine yukarı çıkmaya çalıştın. Bayağı da iyi yaptın. Daha da inşallah daha çok yapacaksın. Böyle mazereti olan insanlar oluyor ya diyor ya işte ben başaramadığım şu oldu. Onlara hem yaş bir abi olarak hem de böyle tecrübe olarak bir şey söylemek ister misin? Hani çünkü şöyle bir şey var. Senden öğrenecekleri çok şey var. Ben de inanıyorum. Sonuçta bir tecrübe var. O kadar orada birikim var. Sence onlara ne demek istersin? Ya da var mı öyle bir düşüncen? Paylaşmak istersen tabii. Kısaca şöyle söyleyeyim. Hayat bir sefer seni deniyor, bir önünü tıkıyor. Aşamazsan orada takılıyorsun. Aşıyorsun, bir sefer daha tıkıyor. Denersen aşarsın. Denemezsen, ısrar edersen başarırsın. Önemli olan başarmak için çaba harcamak ve ısrarcı olmak. Maalesef. Ama sadece körü körüne ısrarcı değil, ısrar ederken karşıdaki olayı nasıl alt edeceğin konusunda bilgi de edinmen lazım. Kesinlikle. Çok yani kesinlikle altyapını, etütünü hazırlayıp tekrar yani hedefinle tekrar savaşman gerekiyor.
Yok ben başaramam diye çekilirsen zaten onu baştan kaybetmişsindir yani. Bir yapacak hiçbir şey yok. Ama her başarısızlığın aslında çok büyük bir sana öğretisi var. Ama onu görürsen, hatalarını görürsen, onları görürsen sen diğerlerinden iki adım daha öndesin. Bir adım değil, iki adım daha öndesin. Ne kadar dipte olursan ol, önemli değil. Vay. En büyük şey ısrarcı olmak ve azimle hedefine koşmak. Vay be, gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Yani aslında var ya, sen gerçekten çok büyük bir girişimcisin. Yani arka tarafta baktığın zaman bu dediklerini ancak yaşayan insanlar, inşallah yaşamayanlar da anlayabilir. Fakat çok büyük kayıp, İnşallah. yani çok büyük kayıplar olmadan ne kadar para batırdın? 1.200.000 dolar. Ne hissediyorsun? Ya şu anda yine iş yerlerim var şey ama o zaman turizm acentem vardı. Aşağı yukarı 120 kişi çalışıyordu. Uçaklar, transferler, rehberler her şey vardı. Paralar böyle yağıyordu, yağıyor. İyi günde öyle oluyor. Ama bir anda turizm ters tepti. Daha doğrusu bir problemler oldu. Genel Türkiye çapında, Antalya çapında diyeyim. Bütün uçakların satışlar, her şey iptal oldu. Uçaklarımın hepsi doluydu. Uçaklar yani biz uçakları boş dolu anlaşmıştım. Ve hiçbir eksik uçmuyordum. Fazlasıyla uçuyordum ama Türkiye'de yaşanan bir olaydan ötürü benden kaynaklı değil, turizmden kaynaklı bir olaydan ötürü bütün uçaklar iptal oldu. O uçakların paralarını ödedim. Sonuçta kucağımda çok büyük bir borçla kaldık. Yapacak bir şey yok. Ama yine çıktık. Ama sonuçta çaba harcadık. Bazı şeylerin bedelleri oluyor. Bedellerini ödemeden olmuyor. Ben hep şeye inanıyorum hayatta. Oraya nasıl çıktığını biliyorsan düştüğünde daha hızlı çıkabiliyorsun. Oraya 5 yılda çıktıysan 1 milyon civarı üzeri ya da fiyat paralara bir daha o parayı kazanmaya çalıştın da bir daha bir 5 yıl harcamana gerek yok. Belki bunu 5 ay gibi bir sürede yapabiliyorsun. Sadece Evet. o insanın moral bozukluğunu bir an önce onarıp yola hani gaza basıp devam etmesi lazım. Çünkü o darbeler dediğin gibi hayatın vuruşları. Hayat bazen öyle bir vuruyor ki nefes alamıyorsun. Öyle bir vuruyor ki nefes alamıyorsun. Öyle bir vuruyor ki artık beni indir diyorsun. Fakat bir daha vurduğunda hayat, hiçbir şey yapamadığında hayat arkana geçiyor. Arkadakine devam ediyor. Senin de arkandan itiyor. Ve bir anda diyorlar ya Allah yürü ya kulum dedi. Bana öyle diyorlar mesela. Hani harbiden de öyle. Çünkü artık kaybedecek bir şey kalmadığı zaman ki benim var tabii ki hepimizin olduğu gibi fakat o şeyleri bile göz ardında bırakınca artık hayat sana bir şey yapmıyor. Yani diyor ki bunu yoluna devam etsin. Çünkü bu sınavı geçti. Artık sınav hepimizin sınavı devam ediyor ama en azından maddi konularda artık sınava girmiyorum. En azından hani manevi şeyler daha ağırlıklı oluyor. Ama çok sevindim Evet. gerçekten. Hemen gel özel jetimle Antalya'ya geliyorum. Çok özledim. Bekliyorum ya. Şimdi bir sefer sen darbe yediysen edindiğin bir tecrübe var. Doğru. Diğer arkadaşlardan iki kademe iki adım öndesin. Kesinlikle. Eğer sen tekrar ayağa kalkmak istiyorsan o tecrübelerinden yararlanman lazım. O imkanlardan yararlanman lazım. Birikimini doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde harcarsan bütün bilgilerle başarıya ulaşırsın. Ticarette üç kural vardır. Doğru zaman, doğru ticaret ve doğru yerde yaparsan her zaman kazanırsın. Ama bu üç ayağın bir tanesi eksik olsun, asla başarılı olamazsınız. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu ancak Evet. milyonerler bilir. Harbiden öyle. Çok ciddi söylüyorum. Yani doğru zaman o kadar Evet. önemli ki doğru bir de şöyle bir şey var. Doğru insan da Doğru olursa yanında bu var ya dört ayaklı yer. sandalye Evet, oluyor. tabii ki.
Aynen. Doğru zaman, doğru yer ve yapacak olduğun işin doğru olması lazım. Bu üç unsur bir ayağı eksik olduğu müddetçe ya da arkadaşların doğruysa, yani birlikte çalıştığın o, yani o zaman başarıya kesinlikle ulaşırsın. Ama her şeyin çok iyi, misal bir iş yapıyorsun, mağazan çok güzel, doğru yerde. Malın da aldığın şey de çok doğru ama doğru zamanda değil. Doğru. Sezonunda değil mesela. Yani, evet, mesela sezonunda değil. Ya da sezonun çok iyi, müşterilerin çok iyi, her şey çok iyi ama sen mal seçimini yanlış yapmışsın. Yine yürümez. Yani üç ayak, doğru zaman, doğru yerde ve doğru işi. Yani bu üç unsuru asla şaşmamak lazım. Vay be. Vallahi ya, yani ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar güzel bilgiler paylaştın ki gerçekten, inşallah izleyen arkadaşlara da faydalı olur. İnşallah Antalya'ya geldiğimde haberleşiriz Bayram. Çok teşekkür ederim her şey için. Yani gerçekten minnettarım. Allah Allah'ım için bekliyorum. Yani yıllar oldu. Görüşüyoruz ama bir denk gelip yüz yüze görüşemedik. Ben de kapattım. O kadar yoğun çalışıyorum ki. Hiç yani kendime eğlenme vakti ayıramadım. İnşallah bu yıl bunu başaracağım. Vallahi yıllar geçti kardeşim, bekliyorum bir türlü görüşemedik. İnşallah, ciddi söylüyorum, çok gelmek istiyorum Antalya'ya, Fethiye'ye, Marmaris'e, böyle çıka çıka geleceğim. Bu geldiğimde onu yapmaya çalışacağım, seni de görmek çok istiyorum bana. Çok teşekkür ederim her şey için. Seninle de uzun zaman olmuştu, görüşmedik, vallahi iyi oldu. Vallahi çok sevindim ya, çok değerli belgelerin, tamam, her şey için harika zaten. Geçti. Kendine iyi bak. Sen de kendine çok iyi bak bari. Sağ ol, teşekkürler. Casbiden ya. Paka. Görüşürüz. Desviden yap. Paka paka. Good night. Bye bye. Paka inoçi. Spasiba. Harika bir yayındı. Ben süper eğlendim. Bütün güzel, başarılı arkadaşlarla beraber olmak inanılmaz derecede güzel. Size sadece hayattan istediğiniz ne varsa bu alanda başarılı insanlarla olmanızı tavsiye ederim ve bunu da ümit ederim. Çünkü başarı, başarısızlık da başarısızlığa getirir. Şimdi tercih sizin. Hayat sizin. Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yaşayan insanlarla yaşayın. Eğer olumsuzluklarla beraber yaşamak istiyorsanız olumsuz insanlara bakın. Mahalleye çıkın, başkasının dedikodusunu yapın, arkasından konuşun ve gün sonunda yine aynı şeyde devam edin ve kendi kendinize sorun. Hayat neden böyle? Ya da başarılı insanların yanına geçerek nasıl başardıklarını, nasıl başarabileceklerini ya da nasıl birbirlerine yardımcı olabileceklerini öğreneceksiniz. Bu yayında diğer arkadaşların nasıl birbirlerine yardım ederek kendi işleriymiş gibi başkalarının işlerini de sorumluluklarını alarak birbirlerine yardım etmesini, nasıl eksiğe indiği halde bile nasıl çok daha başarılı büyük hamleler yaparak hayatını değiştirebileceklerini öğrendiniz. Umarım sizler için güzel bir yayın olmuştur. Lütfen videoyu beğenin, paylaşın, arkadaşlarınızla diğer videoları da göz atın. Çünkü böyle çok güzel içerikler çekiyoruz her gün. Bu videoları izleyerek de kendinize faydalı, güzel bilgiler yapabilirsiniz. Son olarak milyoner paketi arkadaşlar hala indirimde, özelden yazıyorsunuz. İnternet sitesinde mevcut, almak isteyen varsa özelden yazsın. Arkadaşlara da yardımcı olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum.